Wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda bugün bütün annelerin bir arayışından bahsedeceğiz. Mükemmel annelikten bahsedeceğiz. Acaba mükemmel annelik mümkün mü? Mükemmeli ararken neleri kaybediyoruz? Ve bununla beraber annelik tek başına sadece bir kadının göreviymiş gibi algılansa da bütün bir ailenin de, bir aile fertlerinin bulunduğu sistemin de bir sonucu ve bu sistem içinde acaba annelerin nelere ihtiyacı var? Ailenin nasıl destek olması gerekiyor? Aile desteğinde yaşanan eksiklikler, bu kadının, bu annenin yaşadığı zorlukları nasıl gün yüzüne çıkartıyor? Özellikle de artık Arefe günündeyiz, yarın bayram. Bayramda evlerde ayrı bir telaş var. Bu telaşta da aslında bu telaşın başında yöneticisi de anneler olarak, evlerin hanımları olarak karşımıza çıkıyor. Peki böyle telaşlı günlerde, böyle güzel günlerde bu günleri biraz daha acaba hüzünlü yaşamamıza sebep olan davranışlar neler oluyor? Aile içinde destek mekanizmasını biraz daha kuvvetlendirsek bu zamanları daha keyifli hale getirebilir miyiz? Daha güzel anılarla dolu hale getirebilir miyiz? Bunun için nelere ihtiyacımız var? Hepsini değerli konuklarımla ele almaya çalışacağız. Çok değerli iki konuğum bizlerle. Klinik psikolog Büşra Bozkurt. Büşra Hanım hoş geldiniz. Ve klinik psikolog Tuğçe Gür. Tuğçe Hanım sizler de hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Dediğim gibi bugün anneler özelinde bahsetmeye çalışacağız ama ne olursa olsun tabii aileyi de bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Ailede olan biten her şey ailenin her bir ferdi için farklı bir yansıma olarak da karşımıza çıkıyor. Anne baba tabii ki çok daha baskın burada çocuklar üzerinde ama hepsinin de birbiriyle bir etkileşimi var. Biraz daha geniş çaplı bir şekilde de ele almaya çalışacağız bu aile sisteminde olan biteni. Ama öncesinde dediğim gibi hepimizin merak ettiği, annelerin özellikle bunun arayışıyla beraber ömürlerini bu arayışla beraber geçirdikleri bir kavram mükemmeliyetçilik, mükemmel anne olma çabası. Bütün bu mükemmel anneliğe götüren faktörler de biraz daha zihnimizde olan bitenlerle alakalı sanki. Yani ona yüklediğimiz anlamlarla beraber bizim mükemmel anne tanımamızın içine neler girdiğiyle beraber bunun içinde tabii ki annelik sürecine bir bakmamız gerekiyor. Hı hı. Acaba kadınlar anne olduktan sonra hem zihinsel olarak, ruhsal olarak hem de hayatına yansımaları olarak neler değişiyor onların hayatında? Sizinle başlayalım Büşra Hanım. Öncelikle bence çok güzel bir giriş yaptınız. Anneliğin tanımı bu noktada çok önemli. Anneliğin tanımına baktığımızda kelimelerle ifade edilemeyecek tarifsiz bir duygu olduğunu biliyoruz. Her annede benzer duygular hissettirse de annelik aslında her annenin kendi serüveni ve hikayesi bambaşka oluyor. Bu hikaye ve serüvenlerden bugün biraz bahsedeceğiz. Bizim toplumumuzda da anneliğin çok kutsal bir yeri var. Annenin cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna inanırız. Anneye bir hayır demenin çok yanlış bir şey olduğuna inanırız. Tabii bu kutsallık ve güzellik beraberinde de bir o kadar büyük sorumluluklar getiriyor. Bu sorumlulukların altında da bazı problemler yaşayabiliyoruz. Annelerden en sık duyduğumuz problemlerden bir tanesi bir rol karmaşası meydana geliyor anne olduktan sonra. Özellikle bunu yeni anne olmuş, daha tecrübesiz, işte tecrübesizliğin vermiş olduğu, belirsizliğin ve bilinmezliğin vermiş olduğu yeni annelerde daha sık görüyoruz. Şimdi bir birey olarak bizim birçok rolümüz var hayatımızda. Bu roller bizim gardırobumuzdaki kıyafetler gibi diyebiliriz. Her ortama giderken farklı kıyafetler giydiğimiz gibi her rolümüzde aslında çıkartabildiğimiz kıyafetlerimizdir. Ama anne rolümüz çoğu zaman artık bir kıyafet değil derimiz haline geliyor. Çünkü bizler kadınlar olarak duygusal varlıklar olduğumuz için ilişkide olmak, bağ kurmak bunlar bizim için çok önemli. Bizler anne, eş, kadın, evlat birçok role sahibiz çalışan, çalışıyorsak eğer. Ama anne olduktan sonra görüyoruz ki çoğu zaman anne, eş, kadınlığı çoktan aslında elimizin tersiyle itebiliyoruz. Halbuki kronolojik sıraya baktığımızda biz önce kadın olarak büyüdük. Sonra eş olduk, sonra anne olduk. Sıralamanın bu şekilde olması daha sağlıklı. Babalar bu konuda bu kadar problem yaşamıyorlar. Dediğim gibi fıtrat üzeri fark yaratıldığımız için, bizler kadınlar olarak duygusal varlıklar olduğumuz için bağ kurduğumuz burada bağ değil, bağımlı bir ilişki söz konusu. Sonuçta bebek doğduktan sonra özellikle 2 yaşına kadar tamamen böyle bir ilişkimiz meydana geliyor. Bu yüzden de bir kadın için ilişki kurduğu, bağ kurduğu kişiler çok önemli. Bir kadın ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun, eğer ilişkilerine mutsuz,
yoksa o kadın mutsuz bir kadın oluyor, huzurlu olamıyor. O yüzden de ilişkilerimiz çok önemli. Fakat anne olduktan sonra şu da gördüğümüz problemlerden biri oluyor. Biz ilişkileri dörde böleriz ya, insanın kendisiyle olan ilişkisi, diğer insanlarla olan ilişkisi, eşyayla olan ilişkisi ve yaratıcıyla olan ilişkisi. İlişkiyi biz dörde böleriz. Bunların en temeli insanın kendisiyle olan ilişkisidir aslında. Ama burası ne kadar sağlıklı olursa diğer ilişkilerimiz o kadar sağlıklı oluyor. Biz anne olduktan sonra neyi görüyoruz? Diğerleri olan ilişkimiz, bebeğimizle olan ilişkimiz o kadar çok ön planda oluyor ki insan en çok kendini ihmal edebiliyor bu süreçte. Buna biraz dikkat edelim anne olduktan sonra. Çünkü kendimizi ihmal etmek, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamadığımızda diğer çocuğumuzun ihtiyacını dört dörtlük karşılamanın çok büyük bir faydası olmuyor ona. Biz kendi ihtiyaçlarımızı mutlaka karşılamaya çalışalım. Tabii bunu nasıl yapabileceğimiz kısmını da detaylandırmaya çalışacağız. Tabii. Çünkü anneler açısından da düşündüğümüz zaman bir çocuğun sorumluluğunu almak, onu yetiştirmek ve sadece bebeklik dönemiyle sınırlı da bir durum değil. Hayat boyu devam ediyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde soru cevap bölümümüzde bir izleyicimizin sorusu şu şekilde başlıyordu. Kızımla hiç anlaşamıyoruz. Onunla aramı nasıl düzeltebilirim? Kızım 50 yaşında. Yani bu ömür boyu devam edecek. Evet. Bununla alakalı çabamız. Anne baba bir kere anne baba olduktan sonra her zaman artık anne baba rolüyle beraber de hayatına devam ediyor. Ama çok önemli bir noktayı da vurguladınız. Bunlar bizim dolabımızdaki kıyafetler gibi bu roller. Nasıl ki her gün her zaman aynı kıyafeti giymiyorsak bunları da değiştirmeye ihtiyacımız var. Farklı durumlarda farklı kıyafetler giydiğimiz gibi o duruma uygun rolümüze de tekrar geçiş yapmaya ihtiyacımız var. Ama buna geçiş yapmamız demek dolabımızdaki diğer kıyafetlerin eksildiği anlamına gelmiyor. Yani eş rolüne geçtiğimizde annelik rolümüzden bir şey kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. O da hala orada ama aradaki dengeyi yakalamak elbette zorlayıcı da olabiliyor. Çünkü öncelikli olarak hep çocuk odaklı bir hayat sürüyor. Kesinlikle. Buradaki dengeyi nasıl yakalayabiliriz kısmını da detaylandıracağız bugün. Tabii ki bu dengenin sağlanmasında da ailenin diğer fertlerine de çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Kişinin tek başına yapabileceği bir şey olmadığı gibi hem çocuk yetiştirmek hem bir çocuğun sorumluluğunu almak hem de bütün bunlar arasındaki dengeyi sağlamak da sadece tek kişinin çabasıyla maalesef çok da yeterli gelmiyor. Çünkü diğer taraflarında onun bu çabasını görmesi, bu ihtiyacını görmesi, buna destek olması gerekiyor elbette. Tuğçe Hanım siz neler eklersiniz? Öncelikle annelik tanımını Büşra'cığımız çok güzel bahsetti ama bazen de anneler bu annelik rolüyle beraber çok fazla yetersiz hissettiği durumlar da meydana geliyor açıkçası. Kendini yetersiz hissettikleri durumlarla karşılaşabiliyorlar. Genellikle baktığımızda annelerin o rolüyle beraber daha çok her şeyi yapma kapasitesi içerisine girmeye çalışıyorlar. İşte her şeye, her yere yetişmem lazım algısıyla beraber aslında anneler bir yerde tükenmişlik de hissedebiliyorlar. İşte okul işleridir, anne rolü, işleri de eğer bir işte çalışıyorsa oradaki rolü, aile, çocukları, eşi, toplumsal faktörler bunlarla beraber aslında büyük problemler yaşayabiliyorlar yetişmeleri için. Ve daha sonra da bu yetersizlikle beraber boğulma hissi de meydana geliyor. Bir söz vardır, zor bir durumdan çıkmanın en iyi yolu içinden geçmektir diye. Mesela yeni doğan çocuklar için anneler özellikle onlara yetemediğini ve onlara karşı zor bir şekilde temas kuramadığını dile getirirler. Halbuki burada baktığımızda orada bir çocuğun ağlamasıyla beraber bir iletişim kurma biçimi orada ağladı. Anne orada kendini belki yetersiz hissediyor olabilir ama çocuğun kendini ifade etme biçimi bu. Orada aslında var olan şey anne ve çocuğun birbirine şifa olması. Yani o zor durumdan geçmesi. Bu demek değildir ki her zaman böyle devam edecek. Bu belki ilk zamanlar böyle ama ilerleyen zamanlarda zaten birbirlerinin kodlarını ve doğayı anladıktan sonra birbirlerinin o gelişim süreci daha da iyi yerlemiş oluyor. Bazen de yeni doğan anneler bekarlığının yasını da yaşayabiliyorlar açıkçası. Nasıl oluyor yani bu? Bu geçmişteki rahatlığı ya da her şeye ulaşabilme, anne olduktan sonra belli başlı sorumluluklar oluyor. Onları yapamadıklarında çocuğun verdiği bir sorumluluk da var.
bunlar da meydana geldiğinde aslında anne geçmiş yaşantısını özlemeye başlıyor. Hmm. Geçmiş yaşantısını da özlediği için işte bazen bir sohbete hasret kalıyor. Diyelim ki bir şeyleri sürekli rutin haline getiriyor. Normalde çok daha rahat bir yaşantısı varken aslında. Ya da çocuk uykusu var ama çocuğu uyutması gerekiyor dediğinde o fedakarlığı bırakıp aslında çocukla ilgilenip o düzeni sağlamak bir yerde. Bunlarla beraber anne o geçmişteki yaşantılarıyla beraber var olan şu anki yaşantısının da bir yasını tutabiliyorlar. Hmm. Bazen çalışan anneler de mesela çocuklarına karşı yetersiz hissedebiliyorlar. Hmm. Anne olduklarında evet. İşte işe dönsem mi? Acaba çocuğumun gelişim sürecini kaçırır mıyım? Ya da diyelim ki işte dönmesem de çocuğuma örnek bir şekilde teşkil olabilir miyim? Ya da kendime karşı nasıl değiştirebilirim diye sorunlar çıkabiliyor. Ama var olması gereken şey ki anne kendi diplomasıyla beraber yani o doyumu aldıktan sonra, kendi kariyerini oluşturduktan sonra bir yerde o doyumla beraber daha da çok haz duyacak, daha da çok verimli bir birey haline gelmiş olacak. Bu sefer o hani çocuğu için, var olan bir çocuğu için kendinden bir şu acımız o kendisiyle olan ilişkisinden bahsettiğinde aslında o kendinden bıraktığında o durumu bu sefer çocuklarda da annelerde de yetersizlik hissi de açığa çıkıyor. Özellikle toplumda çok fazla evet. Ailenin sen boşuna mı okudun? Bir anne olduktan sonra işte boşuna mı okudun sen? O kadar uğraştın, o kadar çaba gösterdin. Bu muydu? Ya da diyelim ki işe girdikten sonra anne şunun da karşılaşabiliyor çevresindeki insanlardan. Sen okudun, kendin için çalışıyorsun, o çocukla ilgilenmiyorsun, çocuk burada başkaların, bakıcıların ya da bizimle beraber büyüyor, ilgilenmiyorsun diye durumun içine düşebiliyorlar aslında. Burada yapmaları gereken şey aslında çocukla çok vakit geçirmekten ziyade çocuğun anneyle olan ilişkisinde o sevgiyi, o samimiyeti, aslında o ihtiyacı, o varlığının ihtiyacını karşılanması gerekiyor çocukta. Evet. Bunlar da sağlandığında aslında o ilişkiyi ve dengeyi çok rahat bir şekilde kurabiliyorlar. Evet, buradaki denge kısmı çok kıymetli. Neyi nasıl yaptığımız da biraz daha bununla alakalı objektif bir bakışa sahip olmamız gerekiyor. Yani bütün gün evde duran ama çocuğuyla gerçek anlamda ilgilenmeyen ya da herhangi bir sebepten ilgilenemeyen kişiler de olabilir ama bütün günü bu şekilde geçiren annelerle bir de çalışıp mesaisinden sonra çocuğuyla olabildiğince vakit geçirmeye çalışıp kendini tamamen ona adayan anneler arasındaki çocukların, bilmiyorum belki de yapılmıştır böyle araştırmalar ama yani bariz bir fark olması çok gerektiği zihnimize geliyor değil mi? Bunun için çok bilimsel bilgi altyapımızın olmasına da gerek yok. Bütün gün anne evde ama çocuğundan bir haber. Çocuk evet. Ne yaşıyor, iç dünyasında ne olup bitiyor, neye üzüldü, neye sinirlendi. Bütün bunlardan bir haber ama evet anne o evde. Bir diğer tarafta da anne çocuğunun ne yaşadığına vakıf bir şekilde hayatını sürdürüyor. Onunla ortak hisleri paylaşmaya çalışıyor. Onun yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Burada ben istiyorum ki bugün birazcık annelerin vicdanını rahatlatmaya çalışalım. Çünkü yetersizlik baskısı çok büyük bir baskı. Evet. Ve bizim yine en çok karşılaştığımız sorularda konu başlığı olarak karşılaştığımız durumlardan birisi bu oluyor. Yani anneler ne yaparlarsa yapsınlar yetmiyormuş gibi hissediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar kendilerinden daha iyi yapan birilerini görüyorlar ya da öyle gösterilen kişileri görüyorlar ve orada da bir yetersizlik oluyor. Şimdi özellikle kişisel gelişimle alakalı, psikolojiyle alakalı çok fazla paylaşım var. Bu paylaşımların kimin tarafından yapılıp yapılmadığı da kontrol edilmeksizin dolaşıma giren ve çok yaygın hale gelen cümleler olabiliyor. Onların içinde onlarla karşılaştığı anlarda da annelerin bu içte yatan yetersizlikle ilgili inanışları daha da perçinlenebiliyor. O yüzden bugün bundan bahsederken, mükemmel annelikten bahsederken bir tarafıyla mükemmeli aramadığımızı da anlatmaya çalışacağız. Bu yetersizliğin, bu hissin kaynaklarına da biraz daha bakmaya çalışacağız. Ve tabii ki bu hissin olmasıyla beraber bunun geçmesi için, yani bu duygunun biraz daha sağaltımı için destek mekanizmalarına da ihtiyacımız var. Hem kişinin kendini destekleyebileceği mekanizmalara hem de aileden ve öncelikli olarak eş tarafından gelecek desteğe de çok büyük ihtiyaç var. Burada babaların rolüne biraz daha, eşlerin rolüne biraz daha bakacak olursak, bir kadın anne olduktan sonra, eşi babalığı yaşadıktan sonra o döngüde neler değişmeye başlıyor, o aile hayatında neler değişmeye başlıyor.
biraz daha erkekler acaba eşlerine, hanımlarına nasıl destek olabilirler? Destek olduklarını zannettikleri yanlış inanışlardan da bahsedebiliriz hatta bu durumda. Buyurun. Evet. Şimdi şöyle, Tuğçe Hocam demin çok güzel bir cümle kullandı. Anne olduktan sonra kadınlarda böyle her şeye çaba gösterme, her şey için peşinden koşturma gibi bir refleksi oluşuyor. Bizler belirli sınırlar içerisinde yaratılmış varlıklarız. Yani hepimizin belli sınırı ve sınırlılıkları var. Benim kendime ait bazı sorumluluklarım var, kendime ait bazı yapabildiklerim var, yapamadıklarım var. Önce ben bunları kendim bileceğim ki eşime bu noktada ben artık bunu yapamıyorum, bana destek olabilir misin demem gerekiyor. Nasıl ki bir bahçem var, ne yapıyorum? Çit koyuyorum etrafına, demeye çalışıyorum ki bunun... Bu çitin içindekiler benim sorumluluğum. Bunun dışındakiler benim sorumluluğum değil. Buradaki çitler aslında bizim sınırlarımızdır. Ama ben oraya bir de kapı koyuyorum. Kapı koymamdaki amaç dışarıdan gelen yabancı bir insanın gönlü rahat bir şekilde içeri girememesi. Girdiğinde de ben bundan fiziksel anlamda rahatsız oluyorum. Bunlar benim çünkü fiziksel sınırlarımın ihlalidir. Duygusal sınırlarımız ihlal ettiğinde bunu farkına bile varmayabiliyoruz şu o zaman. Çünkü çoğumuz duygusal sınırlarımız nedir bilmiyor. Aslında duygusal sınırlarımız, benim ihtiyaçlarım neler, benim sorumluluklarım neler, bana iyi gelen şeyler neler, bana iyi gelmeyen şeyler neler ya da duygularım, düşüncelerimin farkına olmaktır. Bu farkındalığın sonucunda da bunu karşı tarafa iletmek de yine benim sorumluluğumda. Yani burada eşime karşı ben buna ihtiyacım var şu anda, bu konuda destek olur musun deyip dile getirmek benim sorumluluğum. Aynı şekilde eşimin de ne konuda desteğe ihtiyacı var, onun cevabı almak da yine benim sorumluluğum. Çünkü bizler eşlerimizle birbirimizle duygusal anlamda sorumluyuz. Bir evliliğe karar vermişsek, evliliğimizi sürdürüyorsak, evet ruh sağlığı anlamında birbirimizi iyi etmek zorunda değiliz ama duygusal anlamda birbirimiz üzerinde sorumluluklarımız var. Yani ben söylemeden anlasın. Yok, öyle bir şey yok. Zaten erkeklerde böyle bir dünya yok. Çünkü dediğim gibi fıtratlarımız farklı olduğu için. Bizler dile getireceğiz. Peki ben eşimden nasıl destek alacağım? Bu noktaya geldiğimizde dediğiniz gibi önce öyle bir yapıyoruz. Ben anlasın, o anlasın. Evet. Ben söyledikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor gibi şikayetler çok alıyoruz. Ya da bunu da söylemem mi gerekiyor canım yani? Tabii ki anlaşılması gereken bir durumdu gibi. Çok doğru ama öyle olmuyor bazen. Çünkü erkeklerin zihni biraz daha saatler. Yani neyse nedir? Bizim gibi daha dolaylı bir şekilde düşünmedikleri için onlar için biraz daha açık ve net konuşmak önemli. Ben ne istiyorsam o sırada önce ne dedik? Kendi ihtiyaçlarımı bileceğim. Ben şu an bu konudan dolayı sıkıntı yaşıyorum, problem yaşıyorum. Tamam, bunu öğrendikten sonra eşime diyeceğim ki açık, net, kibar bir üslupla. Mesela örnek üzerinden gidelim. Çocukları her akşam ben uyutuyorumdur ve artık bu bana yük olmaya başladı. Artık ağır geliyor sorumluluklarım arttığı için. Eşime diyeceğim ki biliyorum sen de yorgun bir şekilde işten geliyorsun. Öncelikle eleştiri ve yargılamadan cümleye başlamak, yumuşak bir üslupla başlamak çok önemli. Biliyorum yorgun bir şekilde sen de işten geliyorsun ama bu ara sorumluluklarım fazla arttığı için ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Bu konuda bana destek olabilir misin acaba? Yani çocukları en azından sen uyutabilir misin gibi açık, net, anlayabileceği kibarca bir üslup. Biz genelde sınırda şöyle bir hata yapıyoruz. Gidiyoruz çatışmanın ortasında koyuyoruz sınırı. Halbuki boğulan bir insana boğulurken yüzünü öğretilmez. Daha sakin bir zamanındayken öğretilir. Ne zaman işte daha sakin konuşuyorsak, daha böyle sohbet muhabbet esnasında olabilir. Bir şeyden rica edeceksek, bir şeyden talepte bulunacaksak. O esnada söylemek çok önemli. Çünkü biz sınırı zannediyoruz ki karşımdakine ceza vermeye çalışıyorum. İşte ona bir şey bedel ödetmeye çalışıyorum gibi zannettiğimiz için. Halbuki öyle değil. Sınır sen... Senin ve benim ilişkim çok değerli, çok kıymetli. Hadi gel biz bu ilişkiyi daha iyi ne yapabiliriz? Bunu gösterebilmektir karşındakine. O yüzden de talep, eğer eşimizden destek almak istiyorsak, bunun için talepte bulunmak istiyorsak önce ne, spesifik olarak ne istiyorum? Bana çocuklara bakım konusunda yardım eder misin? Değil. Açık ve net, uyutma olabilir, okula götürme olabilir, ne istiyorsak açık net bir şekilde bunu söylememiz önemli. Marketten bir şey alınması gerektiği zaman bunu pek çok kadın yaşıyordur. Eşlerine ne alınması gerektiğini söylüyor. Domates, salatalık, limon. Karşılığında şu cevabı pek çoğumuz duyuyoruz bence. Kaç tane? Evet. Yetmiyor. Yani domates denmesi yetmiyor. Evet, salatalık denmesi yetmiyor. Ya da domates
Oradayken birden bir telefon gelebiliyor. Ya burada birkaç çeşit domates var. Salkım mı olacak, çeri mi olacak, pembe domates mi olacak? Bizim için çok net değil mi? Kafamızda belli yani. Domates, o domates kaç kerede, kaç yemeklik olur? Salatalığı kaç salata için alıyoruz? Hepsi kafamızda bir kurgu halinde devamı geliyor. Ya da bir pazara gittiğim zaman gördüğümüz eşyaları hemen, gördüğümüz meyveleri, sebzeleri birbirleriyle tamam bugün şunu yaparım, şu gün bunu yaparım. Kombinliyoruz resmen yemek menüsünü zihnimizde çıkartıyoruz ve bitiriyoruz. Ama erkekler için olay böyle işlemiyor. Zihinlerinin işleyişi daha farklı. Çok basit bir örnek. Sadece market alışverişi üzerinden çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Bunu ev hayatına uyarlayalım. Çocuklara bakmakla alakalı yardımcı olman lazım dememiz yeterli değil dediniz. Bence bu kısmın altını çizmemiz lazım. Çünkü kendimizi ifade ettiğimizi, isteklerimizi belirttiğimizi düşünüyoruz. Evet belirtiyoruz ama yeterli ve uygun şekilde belirtmediğimiz için bu belirttiğimiz durumların karşılığını alamadığımızda da hikaye şöyle devam ediyor. Ben ne söylersem söyleyeyim olmuyor. Anlatıyorum ama anlamıyor. Tekrar sonra suçlayıcı bir dile sahip olabiliyoruz. O zaman dönüp bakalım öncelikli olarak nasıl söylüyoruz? İhtiyaçlarımızı, isteklerimizi nasıl belirtiyoruz? Biraz da orada bütün bunlarla beraber ben söyledikten sonra ne anlamı var dediğimiz yerde de dönüp kendi içimize bakmamız gerekiyor. Burada bir araya gireceğim. Buyurun. Benim danışanlarıma çok önerdiğim bir dil var. Şiddetsiz iletişim diye kodlandırıyoruz biz bunu. Yani bunu bile uygulamak aslında yeterli oluyor. Bir olay var gözlemlediğim, ikincisi duygum var, üçüncüsü istek. Sadece bu üç adımı yaptığımızda çok güzel getirilerini gördük bunun. Bir gözlemimizi söylüyoruz. Mesela dün çöpe atmasını istedik eşimizden ve atmadığını gördük. Dün çöpe atmanı istedim ve atmadın. İkincisi, şimdi normalde böyle bir olay olduğunda biz ne yapıyoruz? Hemen geçmişi getirip zaten bir söylediğimi de yapsa, zaten işte her dediğimi ben iki üç kere söylemem gerekiyor gibi genelde genelleyebiliyoruz. İkincisi duygum. Bu konudan dolayı gerçekten çok yorgun hissediyorum kendimi sürekli sana aynı şeyleri söylememden dolayı. Bakın burada bir suçlama yok, yargılama yok, sen dili yok, ben dili var. Ben kendimi yorgun hissediyorum. Üçüncüsü isteğim. Ben bu konuda biraz daha dikkatli olmanı senden talep ediyorum gibi böyle sadece eleştirmeden, yargılamadan yumuşak bir dilde karşı taraftaki eşimiz olur, bu arkadaşımız olur artık her kimse. İsteğimizi bu şekilde dile getirebiliriz. Buna dipnot olarak sokmak istedim. Çok çok güzel bir örnek oldu. Dilde bir değişim başladığı zaman bütün aile hayatında bir değişim başlıyor. Bunun için atabileceğimiz ilk ve en büyük adımlardan birisi. Bu kısmı ihmal etmememiz gerçekten çok kıymetli. Evet Tuğçe Hanım. Siz şimdi böyle konuşunca aklıma geçenlerde bir arkadaşlarımızla oturduğumuzda anneler onlar da sordum dedim siz dedim hani nasıl başa çıkıyorsunuz neler yapıyorsunuz diye. Böyle, siz şimdi bunları anlatınca arkadaşım dedi ki eşimi dedi maruz bırakıyorum dedi. Mesela ben dedi ders... Psikolog mu arkadaşınız? Yok hayır tamam. Psikolog değil maruz bırakıyorum dedi. Ben derse giderken o zaman formasyon alıyordum dedi. Oğlu da daha 2 yaşındaydı. Ben derse giderken oğlum beni dedi sürekli eşim arıyor gel bu çocuk ağlıyor ilgilen. Ama benim diyor devamsızlığım da var devamsızlığımı da bırakmamam lazım diyor. Bir aradı gittim 2 aradı gittim artık üçüncüsünde ya dedim sınıfta kalacağım ya da gerçekten bırakacağım eşime bırakacağım diyor. Daha sonra aramalarına rağmen hiçbir şekilde cevap vermedim diyor. Onunla baş başa kalmasına müsaade ettim bir yerde. Onun ihtiyaçlarını onun da karşılamasına müsaade ettim. Anneler daha çok hani istiyorlar ki biraz daha kontrolcü oldukları için çocuklara karşı. Bazı anneler mesela benim kadar iyi bakamaz, benim kadar iyi ilgilenemez düşüncesine de giriyorlar. Biraz da aslında maruz bırakmak, o alanı açmak, o sorumlulukları çok fazla almamak bir yerde yapmasına izin vermek biraz da bu ilişkilerde daha çok kolay olabiliyor. Özellikle hani kadınlar daha çok zihin okusun, zihnimi okusun, benim ne dediğimi düşünsün, benim ne hissettiğimi yapsın gibi tabirler de olduğunda zorluklar yaşanılabiliyor evliliklerde. Daha çok işte talepkar olmak, ne istediğini bilmek, ifade edebilmek. Yani can simidi atıp karşı tarafın can simidi atmasını bekliyorlar ama hiçbir şekilde el uzatmıyorlar. Çünkü neden? Kendilerini ifade etmelerini bilmiyorlar. Orada olması gereken şey aslında o can simidi atıldığında el uzatmayı da becerebilmek, onu da yapabilmek asıl mesele. Burada gerçekten neyi nasıl yapmamız gerektiğini bildiğimiz zaman işlerin ne kadar farklı olabileceğini anlayabiliyoruz. Yani bütün bu bahsettiklerinizle beraber biraz daha şimdiye kadar hep yaptığımız ve
sonuç alamadığımız davranışlarımızla alakalı artık oraya bir soru işareti koymamız gerektiğini bize yavaş yavaş düşündürmeye başlıyor bahsettikleriniz. İlerleyen dakikalarda artık bununla alakalı neler yapabileceğimiz konusunda da daha çok bilgiye vakıf olacağız. Şimdi burada rollerin değişimi, kişilerin artık farklı rollerle hayatına devam etmesi ve bu roller arasında dengenin sağlanmamasının da zorlayıcı etkilerinden bahsediyoruz. Bu kısmı biraz daha örneklerle de anlatalım istiyorum. Özellikle de burada değişen rollerden birisinde de eş rolüyle alakalı. Eş rolünün biraz daha ihmal edilmesi, biraz daha geride kalması karşımıza çıkıyor. Özellikle mükemmel annelik anlayışında, kendi zihnimizde oluşturduğumuz bu anlayışta da eş rolünün zaten geride kalması gerekiyormuş gibi bir inanış da var. Yani eş rolüyle alakalı ya da kendimizle alakalı herhangi bir yatırıma ihtiyacımız yok. Artık tamamen çocuk odaklı bir hayat sürmemiz gerekiyormuş gibi farkında olmadan böyle bir anlayışla hareket ediyoruz. Pek çoğumuz yani zannetmiyorum bunun üstüne oturup düşünüp bu kanıya vararak hareket ettiklerini. Bu içten geliyor zaten. Burada biraz daha eşler kısmında baktığımız zaman eş rolünü beslemek nasıl olacak? Orayı ihmal etmemek nasıl olacak? Ve niye bunu önemsiyoruz? Yani neden bu kadar çok vurguluyoruz ki? Tabii ki bir anne anne olduktan sonra sadece çocuğuyla ilgilensin. Başka da hiçbir şey yapmasın. Bunun ne gibi bir zararı olabilir? Belki bunu da neden değiştirmeye ihtiyacımız olduğu kısmını da izah edebiliriz. Şimdi evlilik kurumundan bahsedeceğiz. İnsan doğası gereği yakınlaşma ve bağlanma gibi bir dürtüyle dünyaya geliyor. Ve bu dürtü sonucunda aslında evliliği tercih ediyor. Mehmet Zeynep Sungur Hoca'nın bir metaforu var. Diyor ki size %50 iflas edebilme gibi şans oranı olan bir iş teklifinde bulunsam kabul eder misiniz? Bunu hiçbirimiz kabul etmeyiz. %50 iflas oranı. Şu anda günümüzde boşanma oranları %50'yi buldu. İnsan neden evliliği tercih ediyor? İşte bu tarz içgüdülerimizden sebep. Bu yüzden de bizim özellikle kadınlar olarak duygusal varlıklar olduğumuz için evlilik çok önemli. Öncelikle bireysel sağlığımız için çok önemli. Mutlu evlilik, evliliğe sahip insanlarla mutsuz evliliğe sahip insanlar arasında yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki mutsuz evliliğe sahip insanlar fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklara kapılma olasılığı %35 daha fazla. Yani ben eğer evliliğimde mutsuzsam %35 fiziksel ya da psikolojik rahatsızlığa sahip olabilirim diğerlerine göre. O yüzden de benim bireysel sağlığım için bir çok önemli. İki, çocuklarımın ruh sağlığı için çok önemli. Hani dedik ya sadece anneliğe odaklanıyoruz. Halbuki bizim anne baba aramızdaki ilişki de çocuğumun ruh sağlığı için çok önemli. Ben eğer ilişkimde mutsuzsam o çocuk zaten mutlu bir yuvada yaşamadığı için mutsuz bir çocuk olacak. O yüzden de bununla ilgili çok güzel bir deney yapılmış. Anaokuluna giden 60 tane çocuğa bakmışlar. İşte evlerinde problem yaşayan çocuklar ve problem yaşamayan çocukları bölmüşler. Evlerinde sıkıntı yaşayan çocuklar stres hormon düzeyi kronik olarak fazla bulunmuş. Bu çalışmanın güzel yanı bir de bu çocuklara 15 yıl sonra bakılmış. Ne oldu bu çocuklar, ne hale geldi diye. Yine o kronik stres düzeyi kronik şekilde fazla çıkan çocuklarda depresyon, kaygı bozukluğu, okul kırma, okuyamama, iyi bir iş bulamama gibi sonuçlar meydana gelmiş. Yani ben ruh sağlığı anlamında sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsam demek ki neymiş? Benim evliliğim de bir o kadar önemliymiş. Denedik bir bireysel sağlığımız için, iki çocuklarımız için, üç toplum için. Bizde çok şükür ki hala toplumun en küçük birimi ailedir. Aile parçalanamaz bütün bir yapımızdır. O yüzden de toplumun ruh sağlığı eşittir ailenin ruh sağlığı. Yani iyi, sağlıklı bir toplum ruh sağlığı istiyorsan benim eşimle ilişkim çok önemli. Biz anne zannediyoruz ki mutlu evlilik şanstır. Ayşe çok güzel bir evlilik yaptı, çok şanslı. Hayır. Mutlu evlilik tamamen ilgi ve emek ve çaba sonucu düzelebilecek bir şey. Mutluluğa ulaşabilecek bir şey. Mutlu evlilik dediğimiz şey tıpkı bir çiçeğin suya ihtiyacı var. Yetişmesi, büyümesi, olgunlaşması için. Arabanın benzine ihtiyacı var, ilerleyebilmesi için. Benim de olgunlaşmam ve gelişebilmem için evliliğimde neye ihtiyacım var? Çabaya ve emeğe ihtiyacım var. O yüzden de benim evliliğim mutsuz, eşim böyle bir insan diyerek bir yere varamayız. Mutlu evliliğe olan sahip insanlar diğerlerinden daha zengin, daha güzel bir hayatı ya da daha vizyonlu, kültürlü, daha başarılı değiller. Sadece problemlere bu Ayşe'nin problemi, bu Ali'nin problemi diye bakmıyorlar. Bu bizim problemimiz. Çünkü ilişki dediğimiz şey çift taraflıdır, tek taraflı değildir.
ortada bir problem varsa bu ikimizden kaynaklıdır. O yüzden de evlilik kurumunu şöyle bir özetlersek aslında benleri kaybetmeden biz olabilmektir. Biz evlilik anne olduktan sonra özellikle o bizlik ekip olma durumunu biraz daha artık kaçırmaya başlıyoruz. Çünkü aramıza bir üçüncü kişi girdi. Ekibimiz eskiden iki kişiydik. Evet. Üçüncü bir kişi girdi her ne kadar bizden de olsa. Eski o ekip ruhu biraz daha zedelenebiliyor. O yüzden de burada biz olabilmek, eşimizle beraber vakit geçirebilmek çok önemli. O ruhu tekrardan yakalamak için çaba gösterelim, emek sarf edelim. Dediğim gibi bunlar şans kader işlerinden vesaire. Biraz daha ne bizim problemimiz, gel bunu bir çözelim diye oturup konuşularak ilerlenebilecek bir durum. Çok önemli eşimizle ilişkimiz. Hem kendi sağlığımız hem çocuklarımızın sağlığı için. Burada bütün bir aileyi etkileyen, bütün aile sistemini etkileyen bir durum. Eşler arasındaki iletişim. Hatta genellikle karşılaştığımız durumlardan birisi de eşiyle çok ciddi anlaşmazlıklar yaşamasına rağmen boşanma konusunda kararsızlığı olan kişiler öncelikli olarak çocukları olduğu için boşanmak istemezler. Çocukları anne babası boşanmış kişiler olarak yetişmesin düşüncesiyle. Tabii ki her ailenin dinamiği farklı, herkesin hayatında olup bitenler farklılık gösteriyor ama burada genelde baktığımız noktada çocuğun anne babasının iletişiminin hiçbir şekilde olmadığı, iyi olmadığı bir evliliğin içinde yetişmesinin nasıl etkileri olduğunu, kronik stresten de bahsettiniz. Bariz bir şekilde artık hormonal olarak vücudun dengesini etkileyebilecek bir durum kronik stres. Bariz bir şekilde bütün hayatını etkileyebilecek bir duruma kadar götürüyor. O yüzden çocuğun bu ortamda yetişmesi, bu ortamda bulunmasıyla daha farklı bir hayatın içinde olması, anne babanın sürekli iletişimsizliğine şahit olmadan yetişmesi belki de daha farklı ve biraz daha sağlıklı sonuçlar da getirebilir. Bu kısmını maalesef ihmal ediyoruz. Bunun için de çok ulaşılamaz bir şeymiş gibi de algılayabiliyoruz. Arada bir sağlıksız iletişim varsa, anlaşmazlıklar varsa bu hep böyle gidecekmiş, değiştirmemiz de mümkün değilmiş. Özellikle de çok uzun yıllar geçmiş evliliklerde, yıllanmış evliliklerde. Yapacak bir şey yok. Bu adam böyle, bu kadın da böyle, biz de böyle devam edeceğiz gibi bir anlayış da hakim olabiliyor maalesef. Bütün bunların değişime açık kapılar olduğunu, değişim için birazcık çaba göstermemiz gereken kapılar olduğunu hatırlamamız gerekiyor belki de bu noktada. Çatışmaya karşı bakış açımızı belki de değiştirmek gerekiyor. Bizler zannediyoruz ki mükemmel evlilik eşittir çatışmaların olmadığı bir evlilik. Halbuki çatışmalar ve tartışmalar ne için varlar? Benim bazı şeylerden ders çıkarabilmem için, beni olgunlaştırmak için varlar. O yüzden de çatışmalar iyidir. Çatışalım, bir şeylere öğrenelim yeter ki bunun sonucunda. O aslında tam tersi, bize zarar vermektense fayda sağlar. Bir de ben şöyle bir şey değinmek istiyorum. Özellikle mükemmel annelerde görülebilen şeylerden rol karmaşasına. Yani annelik rolüyle beraber aslında bir yerde eş olma rolünden de çıkıp eşe de anne rolü ile beraber devam ettiriyorlar. Nasıl oluyor bu? Mesela diyelim ki eşe karşı işte nerede kaldın, o arkadaşınla konuşma, neden buraya gittin, niye bunu giydin, neden o çorapları oraya bıraktın, faturaları yatırdın mı, işte paranı ne yaptın, üşütürsün üzerine kalın giy, hasta olursun kendine dikkat et ya da yattığı yerden kaldırıp başka yere götürme. Aslında bunlar baktığımızda daha çok anneliğin erkek çocuklarına ya da herhangi bir çocuğuna verdiği şeylerden bir tanesidir. Annelik güzel bir şeydir ama bunu çocuğuna yaptığında çok daha güzel oluyor açıkçası. Yani kadınlar anneliğe kendilerini o kadar çok kaptırıyorlar ki çevresindeki birçok herkese bile annelik şekilde davranabiliyorlar. Kadın hem eş hem anne hem de bakım veren ya da herhangi başka bir şeyden ziyade eşine karşı sadece eş olabilmesi gerekiyor. Hiçbir erkek kendine annelik yapan bir kadına daha sonraki o ilişkiyle beraber bir yere varamıyorlar açıkçası. Yani o eş ilişkisi bir yerde anne çocuk ilişkisine dönmüş oluyor. Kadın bu annelik rolünü aslında eşine iki şekilde yapıyor. Ya fazlaca anaç bir tavırla yapıyor. Eğer üzüntülerden ve sıkıntılardan, hastalıklardan korunmak için sürekli müdahale etmeye çalışıyor eşine karşı. Sürekli istediğini yapıyor, etrafında pervane oluyor. Ya da karşısındaki eşinin sorumluluklarını alarak buradaki kendine o toleransı tanımamış oluyor. O tavizi vermiş oluyor çoktan.
Tabii ki de eşlere bakmak sevaptır, hürmet etmek güzeldir. Tabii ama ki. Şöyle bir şey de var ki biraz da kadınlar eşlerine naz payı da bırakmaları gerekiyor. Daha çok mesela burada kadın eşlerden, eşinden ne istediği, neyden memnun ya da neyden memnun değil bunu bilmesi gerekiyor. Bunu fark etmesi gerekiyor eşine karşı. Yoksa annesinden gördüğünü ya da kendi kafasında oturttuğu doğrulardan yola çıkarsa da bir yerde o ilişkiye de zarar veriyor. Evliliklere de zarar veriyor. Çünkü belki bir yerde annesinden gördüğü bir ilişki biçimi vardı ya da annesinin kendisine baktığı, bakım verdiği bir yaşam biçimi vardı. Bunu kendi evliliklerinde de devam ettirdiler. Birçok problemler de açığa çıkıyor açıkçası. Bir yerde de aslında işte ona müdahale etmek, hükmetmek, eşinin diğer eşe karşı hükmetmek bunlar da mesela birçok problemleri ortaya getiriyor. Burada olması gereken şey bazen hani talepkar olmayınca bir şey istemek yerine yüz asmak, işte kızmak, cevap vermemek gibi davranışlarda bulunduğunda bunu daha çok kimler yapar mesela? Çocuklar yapar değil mi bir yerde? Bu sefer ne oluyor? Döngüde tamamen yine tekrardan ebeveynlik rolüne dönmüş oluyor böyle olduğunda. Ya da diyelim ki kızdığında, sinirlendiğinde, müdahale ettiğinde bu sefer çocuk anne ile ilişkisine dönmüş oluyor. Burada eşlerden daha çok aslında annelik tavırlarına girmeden herhangi bir şey, bir problem yaşandığında o birbiriyle karşı desteklerini daha eş olabilmek, çocuk olmadan önce de aslında nasıl ilişkilerini devam ettiyse bir şekilde o dengeyi ortada bulmaları gerekiyor. Bütün bu denge arayışıyla beraber tabii iki tarafında kendi arka planda şimdiye kadar yetiştikleri zamana kadar getirdikleri bir anlayış da var. Bir zihin yapısı da var. İki tarafta kendi evinden getirdiği valizleriyle yeni bir dolap kuruyorlar ve bu valiz sadece kıyafetlerle dolu bir valiz değil. Anlayışlarımız, hayata bakış açımız, kafamızdaki anne babalık ya da eş rolüne dair tanımlamalar iki tarafında kendi geçmişleriyle beraber geliyor. Ve ikisi de kendi alışık olduğunda sürdürmeye çalışıyor bir tarafıyla. Tuğçe Hanım'ın bahsettiği kısımlar da biraz daha bunları canlandırıyor zihnimizde. Yani artık ortak bir noktaya, yeni bir oluşuma da biraz ihtiyacımız var. İkimiz de kendi alışık olduğumuz tarafta direttiğimiz takdirde artık yeni bir aile kurmaktan ziyade iki tarafında hükmetmeye çalıştığı alanlara dönüşmüş olacak. Ve bütün bu anlayışlar arasında da kişilerin kendine dair anlayışları ve kendilerinden beklentileri de var. Yani evlendikten sonra nasıl bir eş olacağına dair kişinin kendisinden bekledikleri ve melimalı şeklinde düşünceleri böyle olmalı, bunları yapmalıyım. Ve eşinden beklentileri de buna göre şekilleniyor. O da bunları yapmalı, yapmamalı şeklinde. Ve iş anneliğe geldiğinde annelikle alakalı hem kendi annemizden gördüklerimiz, kendi ailemizde gördüklerimiz hem toplumun çok ciddi bir etkisi var. Ve bütün bu etkilerle beraber zihnimizde bir beklentiler yumağı ile beraber annelik başlı başına bir süreç, bir serüven olarak kişinin karşısına çıkıyor. Bütün bunların içinde mükemmeli aramak, mükemmel anne olmaya çalışmak mümkün mü? Var mı böyle bir tanım? Yani dünya üzerinde şu kişi mükemmel annedir diyeceğimiz ya da şu kriterleri sağlarsanız mükemmel anne olabilirsiniz. Mükemmel anne olmanın 5 yolu gibi başlıklardan bahsedebilir miyiz? Keşke öyle bir reçete olsa da biz de böyle dağılsak annelere. Çok güzel olur hepimiz evet. için de. Şimdi mükemmel, bizler zaten yaratılışların en mükemmeliyiz. Orası farklı bir boyut. Mükemmel varlıklarız açıkçası. Ama bir taraftan da bu mükemmelliğin yanında hata payımız da bir o kadar yüksek. Yani mükemmel yerine daha sağlıklı konulabilecek bir kavram nedir diye sorarsak aslında yeteri kadar iyi olabilmek zaten yapabileceğimiz en mükemmel iştir. Ben eğer yastığa kafamı koyduğum akşamları, bugün kendim için, çocuklarım için, eşim için, ailem için, diğer insanlar için elimden geleni yaptım diyebiliyorsam gerçekten bu beni mükemmel bir anne yapar açıkçası. O yüzden de mükemmellik peşinde koşmak insanı ancak yorar. Fakat çağımızın çok büyük bir problemi var. Sosyal medya diye adlandırdığımız bir problem. Sosyal medyada her şeyin gözler önünde yaşanması tabii ki de bizlerde ideal eş, ideal anne, ideal kadın imajını beynimizde, zihnimizde daha demin de sizin bahsettiğiniz gibi oluşturuyor. Bu zihnimizde oluşan eş, kadın, anne rolümüzü etkiliyor sosyal medya. İşte ideal kadın dediğin her zaman bakımlı olması lazım. Her gece bakımını yapmadan uyumaması lazım. Her zaman dış görünümünün çok iyi olması lazım. İdeal eş dediğimiz eşlerin
İşte doğum günleri veya özel günlerde çok güzel sürprizler yapması gerekiyor. İşte her hafta sonu mutlaka bir yere gidilmesi gerekiyor. İdeal eş budur. İdeal çocuk dediğimiz çocuğun o atariden çıkıp bu derse girmesi, piyano dersinden çıkıp işte müzik dersine girmesi gibi bazı kavramlarımız var maalesef. Burada önemli olan şu, şimdi biz günde eğer 3-4 saat telefona bakıyorsak ki daha fazla baktığımız aşikar, 12 bin tane reklama maruz kalıyoruz. Yani bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Evet. 12 bin kere bunlara maruz kalıyoruz yani. Biz bunun günde, altını çizelim. Evet, 3-4 saat televizyona bile. Bak, 3-4 saat telefon kullanımında. Telefon, televizyon fark ekran etmiyor. Ekran karşısında 3-4 saat geçirdiğimiz takdirde 12 bin reklama maruz kalıyoruz. Evet. Bu reklamları da hepimiz biliyoruz sosyal medya kullanıcıları olarak. Şimdi burada önemli olan nokta bu. Siz belki bundan etkilenmiyorsunuz. Ama ben eğer kendimde bunu yetersizliğini hissetmeye başlıyorsam orada... Burada dur diyebilecek tek kişi benim. Bu bana artık yetersiz ya da eşime karşı suçlayıcı, çocuğuma karşı beğenmeme gibi şeyler bana meydana gibi duygular oluşturuyorsa ben de o zaman ne yapacağım? Benim burada bir dur demem lazım kendime. Çünkü insan diğerleriyle kendini kıyaslamaya başladığında o kin, öfke gibi duygular, olumsuz duygular oluşmaya başlıyor. Ve bu duyguları yönetmek her duygumuz gibi benim sorumluluğumda. O zaman ne yapacağım? Ben burada biraz detoksa girmem gerekiyor. Sosyal medya detoksu açıkçası arada mutlaka hepimizin yapması gereken bir şey. En azından birden kesmek mümkün değil gerçekten. Ne yapacağız? Sabahları bakıyorsak onu bırakabiliriz. Ya da akşam yatmadan önce bakıyorsak onu bakabiliriz. Takip edip rahatsız hissettiğimiz insanlar varsa onları takipten çıkarabiliriz. Yani bize kendimizi yetersiz hissettiren insanlar varsa. Çünkü insan bir başkasının varlığıyla anlam buluyor bu hayatta. Çok kıymetlidir insan ilişkilerimiz. Buna herhangi bir olumsuzluk geldiği zaman bu sefer ne oluyor? Ben kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. Ne gerek var? Kötü hissediğim, kendimi yetersiz hissediğim. Dediğim gibi bir hizmet sektörü bu. İdeal eş, ideal anne, ideal çocuk, herhangi bir idealite bir hizmet sektörü. Biz hepimiz bu hizmet sektörünün aslında maruz kalıyoruz bunlara. Ama orada biraz beni eğer kendimi kötü hissettiriyorsa dur demekte fayda var. Tabii burada dönüp kendimize bakma becerimizin de olması gerekiyor. Yani kendimizi onunla uyuşturmaya devam edip tekrar tekrar aynı yarayı kanatacak, aynı huzursuzluğu hissettirecek, aynı yetersizliği hissettirecek şekilde davrandığımız yerde dönüp ne hissettiğimizi de sormamız, kendi içimize de bakmamız gerekiyor. Kendimizle alakalı bir fikrimiz olduktan sonra nerede neyi değiştirmemiz gerektiğine dair de artık bunu hissetmeye başlıyoruz. Yani evet, bu bana iyi gelmiyor diyebilmemiz lazım. Bütün bu bahsettiklerimizin başında kendimize olan biteni okumaya başlamak çok kıymetli. Yani günün sonunda durup bir dakika, ben bugün ne yaşadım? Şu an ne yaşıyorum? Bu telefona baktığım zaman ya da hangi anlarda telefona daha çok bakıyorum? Bu da çok güzel bir fikir verebilir bize. Ne olduktan sonra hemen telefonu elime alıyorum? İşte çocuğu uyutur uyutmaz telefonu elime mi alıyorum? Eşimle tartıştığım için hemen telefona mı sarılıyorum? Ya da hemen izlediğim bir diziyi mi açıyorum? Bütün bunları yaptığımız şeyin hemen öncesindeki ana odaklanmaya başladığımızda ilk adımı atabiliriz. Ne oluyor? Bir dakika, buraya bir es payı koyalım. Burada bir saniye soluklanalım ve kendimize ne olup bittiğini soralım. Çünkü bu soruyu sormadığımız sürece biz o reklamlara maruz kalmaya, aynı yetersizlik hissini hissetmeye ve bu hisle beraber biraz daha aileye zarar verebilecek, kendimize zarar verebilecek şekilde davranmaya başlayabiliyoruz. Mutlaka bir öfke patlaması şeklinde olmak zorunda değil bu. İğneleyici laflarımız da ilişkimize zarar verir. Ya da çocuğumuzla alakalı onunla ilgilenirken artık sıklıkla tahammülsüzlük yaşıyorsak, sıklıkla ona sadece herhangi bir şey istediği için bile sinir oluyorsak, bunlar bizim durup bir saniye bana bir şeyler oluyor sorusunu sormamız gereken noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Evet Tuğçe Hanım. Bir yerde de aslında sosyal medya ya da bir yerde o kendini bastırma arzusuyla bunu biraz da böyle ağlayan çocuğa biberon verip susturmak gibi, aslında yok saymak, ihtiyaçları ve beklentileri yok saymak gibi aslında bir yerde. Bu Büşra Hocam'ın da bahsettiği gibi yeterli iyi olabilmek mükemmellikten ziyade yeterli anne olabilmek için aslında bir yerde diyelim ki çocuğa bisiklet sürmeyi öğretiyorsunuz. O çocuk bisiklet sürdüğünde, düştüğünde kaldırmak yerine ya da her önüne çıkan taşı temizlemekten ziyade aslında çocuğun kendi analitik düşüncesiyle buradan nasıl çıkabilirim?
buradan nasıl kurtulabilirim ya da ne yapabilirim genişletmesi gerekiyor. Mükemmel anneler her zaman kontrol altında ve bulunduğu ortama dahil olmak istediği için aslında bir yerde kendine bağımlı hale de getirebiliyorlar. Eşini bağımlı hale getirebiliyorlar, çocuğunu bağımlı hale getirebiliyorlar. Burada aslında var olan şey o bağımlılıkla olan ilişkiyi düzenleyip o mekanizmayı kendiyle baş başa kalma mekanizmasını ya da oradaki çocuğun kendi analitik düşünmesini, kendi işlevsellerini düştüğünde kalkabilmeyi bir yerde becerebilmesi için annelerin burada alan açması gerekebiliyor. Daha çok aslında burada belki kendileri hata payı yığına izin vermiyor olabilirler ama ilk başta o çocuğa da vermedikleri için var olan gerçeklikle o hata payını ilk olarak kendilerine de vermeleri gerekiyor. Yaptığı yanlışları kabul de etmek gerekiyor. Bazı mükemmel annelerde de görüldüğü gibi o hatayı üstüne tolere edebilmek, kapatabilmek için daha da fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Ya da kabul etmiyor da olabiliyorlar mesela o durumlarıyla ilgili. Burada o hataya pay vermek, izin vermek, kendine o alanı açmak, sizin de dediğiniz gibi Nihan Hanım, kendine bir sormak. Acaba ben burada ne yapıyorum? Ben ne hissediyorum da neyi tamamlamaya çalışıyorum? Ya da bendeki hangi duygumu açığa çıkartıyor? Belki çocukluğumda eksik kaldım, belki ailem tarafından hor görüldüm, ailem tarafından iyi bir şekilde bakılmadım. Belki buna karşılık olarak ben kendimi yetersiz ve eksik hissetmemek için orada o çocuğumla o kadar diyaloğa, o kadar ilişkiye ya da sosyal medyada çok daha iyi gözükebilmek için o eksiklikle beraber daha çok böyle bu tabirleri Instagram tabirleri aslında. Instagram anneleri. Instagram evet. anneleri. Çok daha fazla görülüyor bu sosyal medyada. Sürekli kitap, çocuk gelişimsel, yani baktığımızda çocuk yetiştirmek tamamıyla kitaplardan var olabilecek bir şey de değil. Annelik içgüdüsel bir şeydir. Yani bir yanda anne baktığımızda çocukluktan da var olan bir şey olduğu için burada bunlara da dikkat etmek gerekiyor açıkçası. İçgüdülerimize biraz daha güvenmemiz gerekiyor. Yani ne yapmamız gerektiği ile alakalı müthiş bir bombardıman var adeta. Anneler bütün bunların içinde çok sıkışmış da hissedebilirler. Yapabileceklerinin en güzeli tabii ki olabildiğince farklı şeyler denemeye çalışmak. Bütün bunlarda da bir sakınca yok ama bunları ne kadar yaptığımız, bunları yaparken neleri feda ettiğimiz kısmını biraz daha vurgulamaya çalışıyoruz burada anladığım kadarıyla. Çünkü tabii ki de gelişimle alakalı, yani izleyicilerimizde şöyle bir soru oluşursa diye bunu açıklama ihtiyacı duyuyorum. Tamam ama ne güzel işte çocuğuyla ilgileniyor, gelişim kitaplarını takip ediyor, onunla vakit geçirirken ona uygun materyaller kullanmaya çalışıyor vesaire. Bütün bunlarda ne gibi bir sakınca var ki ben de uğraşayım işte ben de hepsini birden yapmaya çalışayım ama bahsettiğimiz kısım sadece bütün bunlarla uğraşmak değil. Bunlarla uğraşırken bizde neler olup bitiyor, biz neler hissediyoruz, bunları yapmak adına neleri geride bırakıyoruz, aile hayatını nasıl etkiliyoruz? Acaba biraz da bu aile hayatındaki etkiye baktığımız zaman sadece annenin içinde mi olup bitiyor bunlar? Yoksa başkalarına da, yani onun her şeyi tam ve eksiksiz yapma çabası aileye nasıl yansıyor? Dışarıdan aile fertlerine soracak olursak bu kişinin bu çabası sizce nasıl gözüküyor? Size nasıl etki ediyor diye soracak olursak acaba onlar tarafından neler duyarız? Şimdi ben aile içi iletişimi anlatırken genelde şöyle bir metafor uyguluyorum sevgili ebeveynlerimize, velilerimize. Diyorum ki kapıda İstediğiniz hayalinizdeki ne varsa bir evlat olarak o hazırlanacak ve size teslim edilecek. Siz nasıl bir evlat istersiniz? İşte kimisi diyor ki ben çocuğumdan memnunum diyor, olduğu gibi olsun. Kimisi diyor ki işte daha uslu olsa, kimisi diyor ki daha çalışkan olabilir, daha zeki olabilir. Herkesin var bir isteği, arzusu ama diyorum ki ne istiyorsanız o verilecek yani. Onun için her şeyi isteyebilirsiniz. Tabii bu sefer iyice böyle şu da olsun, bu da olsun gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Mükemmeli istiyoruz yani açıkçası. Sonra Anadolu'da çok güzel bir söz var. Onu söylüyorum onlara. Ne doğrarsan kabına o gelir tabağına. Yani biz o saydığımız işte uslu olsun, çalışkan olsun, zeki olsun, dürüst olsun. Biz öyle bir onlardan olalım ki aslında o çocuk zaten bizi gördüğünde o rollerin hepsini benimseyecektir. Biliyorsunuz ki çocuklara baktığımızda 0-6 yaş hepimiz için çok kıymetli, çok önemli bir yaş aralığı. Çünkü kişiliğimizin 1/3'ünü oluşturan bir yaş kitlesinden bahsediyoruz.
bir çocuk kişiliğini nasıl oluşturuyor? 0-6 yaşta en çok gördüğü anne babasının gözlerinden onları böyle tıpkı bir sahnede izler gibi izleyerek oluşturuyor. O yüzden de bizim burada aslında mükemmel peşinde koşuyoruz ya, mükemmel olmaya çalışıyoruz ya, çocuklarımızı mükemmel yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Biz aslında elimizden geldiğince çocuğumuza ne istiyorsak, hangi özelliğini geliştirmek istiyorsak önce kendimizle bunları geliştirerek aslında çocuğumuzun da o potansiyelin açığa çıkmasına ve desteklemesine fayda sağlarız. O yüzden de bu kadar çok çaba göstermek, tabii ki de daha demin dediğiniz gibi bir şeyler okuyacağız, bir şeylere bakacağız. Bunlar önemli olan şeyler ama ilacın da fazlası zehirdir. Hı hı. O yüzden de burada denge çok önemli. Çok fazla kendimizi zehirlemeyerek, bu kadar maruz bırakarak değil, baktık bize artık zarar veriyor bunların hepsi, bu mükemmel olma çabası. O zaman orada evet, bir o okuduklarımıza değeri geldi mi, katıldığımız eğitimlere de bir ara vermek önemli. Çünkü evet, bu sefer aile içi iletişimimizi olumsuz bir şekilde etkilemeye başlıyor bizim bu mükemmel peşinde koşma çabamız. Hı hı. Bütün bu çabayla beraber ailede neler olup bitiyor ve bütün bu çabada da sadece ailenin değil, sülaleden bahsedeceğiz, toplumun etkisinden bahsedeceğiz ve tamam ama ben ne olursa olsun kendimi yetersiz hissediyorum ve hep en iyisini yapmak zorunda hissediyorum diyenlerimiz varsa işte tam da bunun için neler yapabiliriz? Hepsini anlatmaya çalışacağız. Ama şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün mükemmel annelikten bahsetmeye çalışıyoruz. Mükemmel annelik mümkün mü? Acaba neden böyle bir ihtiyacımız var? Her zaman mükemmeli arıyoruz. Peki ulaşabileceğimiz bir durum mu? Yoksa bu arayışın içindeyken neleri kaybediyoruz? Hepsini ele almaya çalışıyoruz. Özellikle de aile hayatında annelerin yaşadığı zorluklardan da bahsetmeye çalışıyoruz. Nelere ihtiyaçları var? Eşlerinden, aile bireylerinden hangi desteği almaları onlar için kıymetli ve bu desteği sağlamak adına diğerlerine düşen görevler neler? Annelere, ev hanımlarına, eşlere düşen görevler neler? Biz destek ihtiyacımızı sağlıklı bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor muyuz? Bütün bunlar için neler yapmamız gerekiyor? Ve bir yandan da bayram artık kapımızı çalmış durumda. Bayram telaşı evleri sardı ve bir bayram telaşesinin içinde de aile, çekirdek aile ve bütün sülalemiz arasında yaşanabilecek durumlar da bazen bizi endişelendirebiliyor. Burada da bir mükemmel arayışı var. Hem kendimizi mükemmel olarak gösterme arayışı, hem ailemizi hem de evimizi. Belki de bütün bu arayışın içindeyken kaybettiğimiz noktalar, biraz daha ailenin daha sağlıklı bağları kurması adına gözden kaçırdığımız kısımlar olabiliyor. Bütün bunları gözden kaçırmamak adına neler yapabiliriz? Neden böyle bir ihtiyaç duyuyoruz? Acaba ne olur mükemmel gözükmezsek? Nasıl bir endişemiz var ve bütün bunlardan arınmak adına neler yapabiliriz? Hepsini ele almaya çalışıyoruz. Konuyla alakalı sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve bizlerin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Araya gitmeden önce annelerin mükemmel anne olma çabasından biraz bahsetmiştik. Burada ne yaparlarsa yapsınlar yetmeyecekmiş endişesi, yetersiz, onlara yetersiz hissettiren durumların etkilerinden de bahsetmiştik. Ve annenin mükemmel olmaya çalışması sadece kendisine değil, aileye de yansıyor elbette dedik. Peki burada aileye yansımaları nasıl oluyor? Bu kısmı konuşuyorduk. Aileye yansıdığı noktada onların ilişkilerini, aralarındaki muhabbeti nasıl etkiliyor? Biraz daha bu kısma bakalım demiştik. Büşra Hanım çok güzel bilgiler verdi. Sonrasında sohbetimize bir virgül koyduk. Tuğçe Hanım buyurun sizinle devam edelim. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Hani orada anne mükemmelliyetçilik bir şekilde davranırken aslında yetersizlik hissiyle beraber bu sefer babayı yetersizlik duygusuna itikliyor orada. Çünkü anne işte oradan kurslara götürüyor çocuğu, herhangi başka bir faaliyetlerde bulunuyor, sosyal medyada aktif bir şekilde ilgileniyor. Bir yerde aslında orada baba silik bir şekilde, yani hiçbir şekilde anne bir yerde işte sen sus, sen karışma, ben her şeyin doğrusunu biliyorum zaten, bu çocuğun gelişimi için bu çok daha iyi, bu çok daha güzel, böyle olması gerekiyor gibi sizin de dediğiniz gibi meli malı sözcükler, cümlelerle kullandığında aslında orada da bu sefer baba kendisini yetersiz hissediyor. O zaman diyor ki baba tamam sen ne yapıyorsan yap, ben sana karışmıyorum deyip bu sefer kendi aralarında da
çatışmalar ortaya çıkıyor. Annenin sadece çocuğun sorumluluğunu aldığını, babanın da sadece evden işe, işten eve gittiğini bir ilişki ortaya çıkıyor. Çünkü anne de zaten buna müsaade etmiyor. Babanın yaklaşımını beğenmiyor, babanın ilgisini beğenmiyor. Babası herhangi bir söz söylediğinde bile belki bu söz söylenilir mi tabirinde de bulunabiliyor açıkçası. Ya da oyun oynadığında böyle oyun mu oynanılır? Tabirlerinde, durumlarından da bahsedebiliyor anneler, gözlemlenebiliyor. Büyükler için de keza aynı şekilde, gerçi bayram da geliyor ama bu aile topluluklarında bir araya gelindiklerinde özellikle belli bir kontrol çerçevesinde yaşıyorsa, anne bu çocuğu yaşattırıyorsa, o koyduğu rutinler bir yerde engellendiğinde de kendini çok kötü hissedebiliyor açıkçası. Burada işte kurduğu yemek saati olabilir, uyku düzeni olabilir. Daha sonra da diyelim ki herhangi anne çok %100 çok sağlıklı, rafine şekersiz ürünler belki de çocuğunu yetiştiriyor, bu şekilde büyütüyor. Ama daha sonradan da babaanneler, anneanneler bunu çok severler. Böyle gizliden bir şeyler vermeyi, evet, böyle saklayarak bir şeyler vermeyi çok severler. Bu sefer bunlarla maruz kaldığında büyük anne, büyük baba, işte dede, anneanne, babaanne, bunlarda da çatışmaya girebiliyorlar. Bu sefer onlar da kendilerini yetersiz hissediyor. Biz de çocuk baktık, biz de bu kadar ilgilendik aslında, siz de bu kadar büyüdünüz, herhangi bir sorun olmadı tabirleriyle de çatışmalar yaşayabiliyorlar çevrelerine baktıklarında. Bütün bunlarda arada dengeyi nasıl sağlayacaklar? Yani kendilerince doğru bildikleri ve yapmaya çalıştıkları, çaba gösterdikleri bir alan var. Orada anne babalarını da kırmak istemiyorlar. Anneanneleri, babaanneleri de kırmak istemiyorlar. Ya da kayınvalidelere daha da zorlaşıyor isteklerini, belki taleplerini ifade etmeleri. Arada bir sıkışmışlık yaşıyorlar. Bununla alakalı bayramda da annelerin endişelendiği konulardan birisi de, özellikle de eğer memleketine gitmiş, uzun zamandır onlarla görüşememişlerse, çocuk da tam bir ilgi odağı haline gelecek. Bayramda gideceğiz yine, orada çocuğun bütün dengesi şaşacak. Evet. Ben istediklerimi yediremeyeceğim. Onun da dışında bu çocuğu şimdi çok şımartacaklar. Döndüğümüz zaman ben onunla tekrar uğraşacağım. Ve bütün bunların olmaması adına da neler yapacağı konusunda da ne yapacağını bilemeyen anneler de karşımıza çıkabiliyor. Çok da hak veriyorum bu endişelere. Gerçekten kendi evlerinde kurdukları düzenin tamamen dışına çıktıkları ve çocuklarda böyle değişimleri de gördüğümüz, birden kalabalığın ilgi odağı haline geldikten sonra çocukta davranış değişikliklerini, daha önce yapmadığı şeyleri yaptığını gördüğümüz de bir dönem oluyor. Bütün bunların içinde dengeyi nasıl sağlayacaklar? Hele bir de gerçekten onlar için çok ayrı bir noktadaysa o çocuğu kendi istedikleri gibi yetiştirmek, o kendi kurallarının dışına çıkmanın verdiği huzursuzlukla nasıl baş edebilirler acaba? İşte aslında burada yine güzel bir kavramımız olan sınır devreye giriyor. Yani o sınırı dengede tutabilmek, o sınırı ne katı duvarlar halinde insanlara sunmak, ne de böyle hiç sınırsız, duvarsız bir şekilde olabilmek. Şimdi bazen anne dediğin mükemmel annelikten bahsediyoruz ya, hani işte çocuğuna dediği gibi Tuğçe Hoca'nın şekersiz yedirmesi lazım, uyku saatinin çok önemli olması lazım. Bunlar hiç esnemeyen kurallarımsa benim, bu da doğru değil. Tabii ki de her annenin bir yetiştirme tarzı, bir stili var. Bunu kimse kimseye karışmaması gerekiyor. Ama işte bayramlarda diğer insanlarla birlikte bir araya geldiğimizde o zaman ne oluyor? Bir değişim, dönüşüm mümkün olabiliyor. En azından böyle günlerde diğer insanlarla bir arada olduğumuzda biraz esneklik payı bırakmamız gerekiyor sınırlarımıza. Çocuk yetiştirme de olsa bu, katı kurallar olmaması gerekiyor. Bir diğer yandan aslında bayramlarda bu mükemmel annelerin en korktuğu şeylerden bir tanesi de anneliği konusunda eleştirilmek, evet, yargılanılmak. Evet. Yani bu çok büyük bir korku onlar için. Bu eleştirme, yargılanma zaten başlı başına aslında olmaması gereken bir durum hepimizin hayatında. Evet. İlla anne değil ama bayramlarda maruz kalabiliyoruz özellikle büyükler tarafından. Dademin çok güzel bir örnekten bahsetti. Biz de çocuk büyüttük. İşte siz nasıl sağlıklı hale geldiniz ama biz siz ne yapmaya çalışıyorsunuz gibi. Büyükler bunu çok anlayamıyorlar şu anda, yeni neslin anneliğini. O yüzden de burada yine aynı şekilde diğer insanlarla olan ilişkimizde ne yapacağız? Nasıl bir üslup? Yani kibar ve saygılı olabilmek çok önemli. Sonuçta bayramdan bahsediyoruz. Kırgınlıkların hiç olmaması gereken günler bunlar. Tam tersi
küslerin barışması gereken günlerden bahsediyoruz. O yüzden de kırmadan, üzmeden evet anneciğim ya da kimden bahsediyorsak teyzeciğim, eminim sen tecrübelerin çok kıymetli, çok değerli. Çok teşekkür ederim bana baktın bu yaşa kadar ama bırak da ben de işte tecrübesizlikler içerisinde bir şeyler öğrenmeye çalışayım gibi daha anlayışlı bir üslupla yanaşmak aslında o dengeyi biraz sağlayacaktır. Çünkü yok sen bana karışamazsın, benim anneliğim böyle, böyle kabul edeceksiniz beni diye sunarsak kendimizi ve anneliğimizi bu sefer karşımızdakini biraz daha kırıp incitebiliyoruz. Gerek yok bugünlerde özellikle, ne yapalım? Biraz daha böyle hem ona da hak vererek, o da sonuçta kendi tecrübesi var ve bize bunu aktarmaya çalışıyor. Yardım etmeye çalışıyor belki de. O yardımı alarak bir yandan ama bir yandan da bunu özellikle şeyde mesela sallayarak artık büyütmek çok zararlı olduğu için bilimsel açıdan kanıtlandı. Artık bunu yapmıyor anneler ama anneanneler ve babaanneler çocuğu aldığı gibi sallayarak uyutmak istiyorlar. Çünkü öyle daha iyi, daha kolay uyutulduğu için. Evet. Bunu onda mesela çok görüyoruz. Evet. Bunu mesela zararları neyse bunu ona anlatabiliriz. Ama işte sallamak istiyorsa da bir kere sallamaktan açıkçası bir şey olmaz o çocuğun zihni çok da sulanmaz yani. Evet. O yüzden de biraz denge önemli şu günlerde. Neden biz esnekliğe çok yanaşmıyoruz? Neden çok katıyız? Belki yine dönüp kendimizle alakalı Evet. sormamız gereken kısımlardan birisi. Yani bu kuralları neden koyduk? Neden bu kurallar çerçevesinde yaşamaya çalışıyoruz? Mükemmel annelik, mükemmel bir gelin, mükemmel bir evlat. Yapabildiğimizin en iyisini yapmak çok kıymetli ama biz burada artık bunu kendimizi zul haline getirecek kadar sıkı sıkıya bağlıysak bu kurallara, bu kurallarla olan bağımızın nereden geldiğini belki de sorgulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani bunu bırakmak, bu kuralı biraz daha esnetmek benim için nasıl bir anlam ifade ediyor? Ben bu bayramda çok da her şeyi mükemmel yapamayan bir gelin olarak gözükürsem ne olur? Ne olur? Bazı şeyleri ihmal etmiş bir gelin olsam, çocuğumun her an ne yaptığının farkında olmasam, üstünde lekeli bir kıyafeti olsa, yemek saatini gözden kaçırmış olsam, annemin ya da kayınvalidemin her kim varsa onların uygun gördüğü şekilde çocuk yetiştirmemiş biri olsam ve bu eleştirileri de keşke duymasak ama bu eleştirileri de alsam. O zaman burada bunları almakla alakalı beni zorlayan şey ne oluyor? Yani evet onlar böyle söyleyebilirler ama ben ne yaptığımı biliyorum demek yerine neden bunlardan bu kadar çok etkileniyoruz ve aman hiçbir şey söylemesinler diye kendimizi çok daha zorlayacağımız, çok daha sıkıntıya sokacağımız bir durumun içine sokuyoruz. Elimizden gelen hazırlığı yaparız misafiri ağırlayacağımız zaman. Şimdi çok ciddi de hazırlıklar yapılıyor evlerde, temizlikler yapılıyor, sofralar kuruluyor, sarmalar sarılıyor, belki çok kıymetli. Ve bütün bunları yaparken de bütün enerjimizi, bayramda ihtiyacımız olan enerjiyi daha bayram günü gelmeden tüketmiş oluyoruz. Peki bunu niçin yapıyoruz? Yani hangi ihtiyacımı karşılamam için? Orada 10. çeşiti yapmamak ya da 4. çeşit tatlıyı yapmamak nasıl bir anlam ifade ediyor? Orada karşılaşma ihtimalimiz olan şeyleri dönüp biraz daha sormamız gerekiyor. Buradan da sana tabii ki konuşması kolay, sen bir de gel bizim ailenin içine gir, sen böyle yorumlarla karşılaş bakalım cümleleri de gelebilir. Bunları da hissedebiliyorum çünkü çok yaygın. Biz zaten birbirimizin iyi halini görmekten öte açığını aramak üzerine de yaklaşabiliyoruz maalesef birbirimize. O yüzden oradaki durumlara da kılıcımızı böyle kuşanmış bir şekilde de bayrama girebiliyoruz. Hepsini şöyle bir bırakmak acaba nasıl bir şey olur bizim için? Belki de biraz bu kısımlara odaklanmak gerekir. Aslında baktığımızda bu hani sadece var olan bir şey de eğer çocuksa annelikten ziyade çocuğun kendine dair farklı ihtiyaçları oluyor. Yani eğer bunu sadece çocuğu için yapıyorsa bunları işte beslenme saati olsun, uyku düzeni olsun, çok fazla yemek yeme olsun. Aslında çocuğun ihtiyacı tamamıyla bunlardan ibaret değil ihtiyaçları. Çocuk sevgi ister, çocuk güven ister, çocuk şefkat ister. Aslında çocuğun istekleri ve annelerin istekleri birbirinden farklı olduğunda da bir yerde çocuk bu sefer ne yapacağını bilemez hale geliyor bir yerde. O anneye de bağımlılık gösteriyor. O yüzden ilk olarak acaba çocuk bunu istiyor mu? Bu şekilde yetiştirilmeyi mi istiyor çocuk bir yerde? Çünkü anne kontrolünde devam ediyor bu. Ve kendi anneliğinden devam ettirdiği, orada bir yerde aslında şablon oluşturuyor kendi zihninde oluşturduğu. Ve onu
ona göre devam ettiriyor. Bu da bir yerde aslında o eksiklik, kabul görme arzusu, yine aynı şekilde bahsettiğimiz yetersizlik. Çünkü kendilerini kabul görülmüş istiyorlar. Onaylanılmış bir birey olmak istiyorlar. Mükemmel görünmek istiyorlar. Çünkü o eksiklikleriyle bir yerde yüzleşmek çok zor geliyor o insanlara. Nasıl başa çıkabileceğini bilmiyorlar. Kendilerini yokmuş gibi hissediyorlar. Görülme ihtiyaçları da bu sefer dışarıda kaldığı için bununla baş etmek de çok zor olabiliyor annelerde özellikle. İşte o olayı tolere edebilmek, diyelim ki herhangi bir şey söylenildi, tamam söylesin hiç önemi yok diyememek mesela. Asıl mesele bir yerde de o kendiyle o anlaşmazlıkları, o iç savaşları, o kendi içinde halledemediği olaylar, durumlar, duygular, bunlar da aslında bu ilişkileri meydana getiriyor. Diyelim ki hani haset duygusu mesela bu insan ilişkilerinde çok zorlayan, çok yıpratıcı bir şeydir. Kişi buradaki o haset duygusunu ortaya çıkarttığında maalesef bu tarz durumlar da açığa çıkartabiliyor. O tolere edememe, işte o kıskançlık boyutu. Bir yerde onun terbiyesi sağlanması gerekiyor. Duygularının terbiyesi sağlanması gerekiyor. Kişinin gerçekten de dediğiniz gibi kendisine bakıp neye ihtiyacım var? Gerçekten bunları yapmasam ne olur? Ya da bunları hissettirmek sana ne hissettiriyor asıl? Anneye ne hissettiriyor? Bunların üzerinde de çalışmak gerekiyor. Danışanlarımıza hep sorarız ya, en kötü ne olur? Bir şey oldu mu? Ne olur yani, işin ucunda ölüm olmadığı müddetçe insan bu duyguları biraz daha tolere edebiliyor. Sonuçta hayat bir yokuştan ibaret, düz bir yol değil ve bu yokuş gayet engebeli bir yokuş. Ne gerek var bu yükleri omuzumuza alarak yürümeye? Bunlar aslında hepsi birer yük ve bizim bazen çocukluğumuzda gördüklerimiz, bazen oradan geçirdiklerimiz, bazen yolda topladığımız yükler. Ama bu yükleri önemli olan, ya ben şu an ağır bir şey taşıyorum. Evet. Bunu fark edebilmek, çünkü onu fark etmeden o yükü bırakamayız. İşte burada bize zarar veren ya da zorlandığımız kısımları fark ettiğimiz yerde bununla alakalı o duygulara tahammül etmek çok zorlayıcı ya da çok yıkıcı hissettirebiliyor. Yani o bizi rahatsız edecek duygunun içinde kalabilmek, o eleştiriyle karşılaştığımızda hissedeceğimiz duygu, o tekrar kendini hissettirecek yetersizlik o kadar yıkıcı ve o kadar bizim sonumuzu getirici bir hismiş gibi geliyor ki, ya da belki utanç, suçluluk, çok köklü duygular bunlar. Bütün bunlar yaşadığımızda sanki yok olacakmışızcasına bir endişe var. Ve bunları tekrar ediyorum, oturup üstüne düşünerek bulmuyoruz. Bunlar oluveriyor. Yani içimizde, sistemde, bilinç dışımızda bu akış bu şekilde seyrediveriyor. Ve sonucunda biz yeter ki bu ihtimali, bu duygunun bizi yok etmesine dair bir his var ya içimizde, o oluşmasın diye onu bastırmak adına elimizden geleni yapalım. Bütün enerjimizi harcayalım. Artık kendimizi heba edelim noktasına gelecek kadar uğraşıyoruz. Yeter ki o duygu gelmesin diye. Ama onun birazcık orada olmasına müsaade ettiğimiz zaman burada harcadığımız enerjiden çok daha azıyla belki de onunla baş edebileceğiz. Ufak ufak bunu yaşadıkça belki küçük hedefler de belirleyebiliriz burada. Yani beni burada mükemmel olmakla alakalı zorlayan durumlar neler? Kendimi hangi açıdan zorlayıcı durumlara sokuyorum? Burada dördüncü çeşit tatlıyı yaparken mi zorlanıyorum artık? Vaktimden çalmaya, uykumdan çalmaya başlıyorum. Çocuğumla alakalı nelerde kendime bu gidişatı biraz daha zorlaştırıyorum? Hangi kurallarım hayatımı zorlaştırabiliyor? Bunu bulduktan sonra da atabileceğim en küçük adım ne? Yapabileceğim ilk değişiklik ne olur? Yani bir tatlının eksik olması ihtimalinde yaşayacağım huzursuzluk ne kadar tolere edilebilir benim için? O zaman bunu deneyeyim. Bir bakalım yani orada neler olacak. Sonrasında şöyle bir gidişat da karşımıza çıkıyor. Orada bir enerji potansiyeli var. Bizim sağlıksız yere kanalize ettiğimiz bir enerji. O enerji hala bizde ve biz o sağlıksız kısmı da denklemden çıkarttığımızda ortada bir enerji kalıyor. Daha önce biz onu kendimize heba etmek için kullanıyorduk. Artık kendimize heba etmiyoruz ve bir de enerjimiz var. Şimdi sağlıklı olarak ne yapabilirim? Sağlıklı kısmına, yani aileme ve kendime sağlıklı bir şekilde nasıl yatırım yapabilirim kısmına dönüyor. Bütün bunlar ufak adımlarla atılabilecek değişimler. Bütün bu değişim ufak adımlarla başlayacak. Birden
Bu sohbeti dinleyip kendimize hedefler belirleyip çok büyük bir değişimden, dönüşümden söz etmek de makul değil. Belki küçük küçük yapabileceğimiz değişikliklere odaklanmak lazım. Ve bütün bunların içinde ailenin neye ihtiyacı var? Yani kendimde evet bir değişikliğe ihtiyacım var. Peki bu ailenin neye ihtiyacı var sorusu da önemli. Orada eş olarak ben ne yapabilirim? Eşime neleri söyleyebilirim? Ondan neleri isteyebilirim? Bütün bu ailenin içinde yaşadığı çıkmazlar da bizim için kıymetli. Bu çıkmazları çözmek adına atılabilecek en ufak adımları belirlemek de kıymetli. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı şekilde hayatımızı sürdürüyor. Bu açıdan baktığımızda ailelerin kendi içinde yaşadıkları, sizin de seanslarınızla sıklıkla karşılaştığınız çıkmaza sokan durumlar neler oluyor acaba? Şimdi bir çok güzel bir girişten bahsettik. Kendini tanıma serüveninden bahsettik aslında. İnsan kendi problemini eğer görmezse, bilmezse zaten buna çözüm bulamıyor. Kendini tanımak dediğimiz süreç de öyle hemen olacak olan bir iş değil. Belli bir süreç gerektiren bir durum. Çok da aslında kıymetli bir şey kendini tanıma süreci. Bizim kendimizi tanımanın içerisinde aslında en önemlisi ihtiyaçlarımızı önce bilmemiz gerekiyor. Şimdi bizler buradan şeyden bahsedebiliriz. Kadınlar ve erkekler fıtrat itibariyle farklı yaratıldı ve ihtiyaçları farklıdır. Bunu biliyoruz. Bir erkeğin ilkel zamanından beri getirdiği bir ihtiyacı var ki buna biz ihtiyaç duyma arzusu diyoruz. Neden? İlkel zamanda avcılık, toplayıcılık dönemi ve o dönemde evdekiler ona hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyacı vardı. Günümüz şartlarına geldiğinde bu ihtiyaç duyma arzusu buraya evrildi ama günümüz kadınlarının ve çocuklarının çok fazla erkeğe ihtiyacı yok hayatlarını devam ettirmesi için. Ama bu içgüdü hala devam ediyor. İşte onay alma, takdir görme gibi erkeklerin belli içgüdüleri varken kadınların farklı olarak da ilgi, şefkat görebilme gibi içgüdüleri var. Mesela kadın bir problem yaşadığında eşine bunu anlatıyor. Eşi direkt problemi çözümünü söylüyor ona. Halbuki kadın orada ihtiyacı nedir? Beni dinle, bana empati kur oluyor. O yüzden de bu ihtiyaçlarımızı bilememek bu sefer bize farklı problemlerimize sebep oluyor. Ama asıl burada şimdi kadınlar erkekler olarak ihtiyaçlarımız benzer ama bir de bireysel ihtiyaçlarımız da var. Nihan Hocam sizin ihtiyacınız farklıdır, benim farklıdır. Eşlerimizden beklentilerimiz farklıdır. Bu da ben ne yapmam gerekiyor? Benim eşimden beklediğim ihtiyacım bu diyebilmem önemli bir nokta. Çünkü bazen hani şemaları oluşturuyoruz ya zihnimizde. Eşinden şunları beklemeli. Bir karı kocasından şunları beklemeli. Biz böyle yetiştik. Evet. Bunu annemizden gördük, babamızdan gördük, ilişkilerden gördük. Bu zamana kadar bir eş oluşturduk. Bir erkek için de aynı şekilde bir şema oluşturuyorum. Diyorum ki bir koca da karısından bunları beklemeli. Ben eğer karşımdaki eşime bunu sormazsam ya da ilişkide bulduğum insana bunu sormazsam, mesela örnek üzerinden gidelim. Eşimize dört dörtlük bir sofra hazırlıyoruz. Çünkü bana göre eşten bunu istemeli, bunu beklemeli. İhtiyacı budur benim kocamın deyip dört dörtlük bir sofra hazırlıyorum. Halbuki eşimin ihtiyacı o değil. Kapıyı açtığında yorgun bir yüzle karşılaşıyor. Belki de onun ihtiyacı dört dörtlük bir sofra değil de güler yüzle, daha enerjik bir şekilde kapının açılması. O yüzden de ben eşimin ihtiyacını bileceğim, kendi ihtiyacımı bileceğim. Ve bunları birbirimizin arasında konuşup birbirimizi bu konuda desteklememiz gerekiyor. Aksi takdirde çölde yaşayan birine çok değerli bir kürk hediye etmenin ya da kutuplarda yaşayan birine çok değerli bir ipek şal hediye etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü onun ihtiyacı değil. O yüzden de benim ihtiyaçlarım bu. Bir liste yapabiliriz burada. Kendi aramızda konuşabiliriz. Benim senden beklentilerimi bu şekilde gerçekçi tutmamız gerekiyor. Bu arada beklentileri kalkıp çok potansiyelin dışında bir beklenti olmaması gerekiyor. Senden beklentilerim bunlar. Senin benden beklentilerin ne? Bana karşı ihtiyaçların ne? Bunları oturup kendi aramızda konuşup birbirimize bunları vermek için emek ve çaba göstermemiz gerekiyor. Tabii bütün bu emeği göstermeye, bu çabayı göstermeye de iki tarafın da gönüllü olması gerekiyor. Yani olayı baştan kestirip atacak şekilde davrandıktan sonra böyle bir beklentinin, böyle bir çabanın anlamı kalmıyor. Başta buna gönüllü olacağız ve bizim de karşı taraftan bir şeyler isterken bizim de bir şeyleri vermemiz gerektiğini de kabul edeceğiz. Yani sadece isteyen tarafta olduğumuzda ama ben zaten harikayım, benden ne bekleyebilirsin, daha ne yapabilirim senin için dediğimiz yerde yine o ilişkiyi de ketlemiş oluyoruz. O yüzden iki tarafın da kendisinde yapabileceği değişikliklere, kendisinden verebileceklerine de biraz açıklık payı bırakmasına ihtiyaç var.
iki tarafta olduğu gibi kalmakta inat ettiği sürece hayır ben böyle devam edeceğim ama sen değişeceksin ama ben harikayım dediği yerde o ilişkinin artık çatırdamaya başladığını da hissedebiliyoruz, duyabiliyoruz. İşte orada bir güç savaşı meydana geliyor. Hı-hı. Bizim de evliliklerde çok sık gördüğümüz bir şey güç savaşına Hı-hı. girmek. Çünkü güç savaşı dediğimiz adı üstünde bir savaş olduğu için savaşın kaybedeni olduğu gibi evet. kazananı oluyor. Aslında burada kazanan dediğimiz kurum olmuyor, kaybeden evliliğimiz oluyor. Yani aslında biz eşimizle birer yol yürüyoruz. Bir tren yolculuğu yaptığımızı düşünelim. Onunla karşılıklı oturursak eğer aynı manzarayı göremeyeceğiz. Birimiz geleni görür, birimiz gideni. Birimiz geçmişi görür, birimiz geleceği. Bizim eşimizle yan yana oturmamız gerekiyor. Çünkü hayat yolunda o bizim aslında yoldaşımız oluyor. O yüzden de sen değişme, ben çok iyiyim. Senin değişmen lazım gibi cümleler ne oluyor bu sefer? Ben daha güçlüyüm. Senin aslında zayıf olan sensin. Ne yapıyorum? Bir ring oluşturuyorum. Eşimle beraber hadi bakalım maça başlayalım diyorum. Güçlü olan mı hayatta kalır? Öyle olsaydı eğer ilkel zamandan şu zamana kadar çok güçlü dinozorlar gibi vahşi hayvanlarımız vardı ama şu anda hayatta değiller. Demek ki uyumlu olan hayatta kalıyor. Hı hı. Biz de evliliğimiz için güçlü olmanın, haklı olmanın hiçbir önemi yok aslında. Uyumlu olabilmek burada çok önemli. Hı hı. Evet Tuğçe Hanım, siz neler eklersiniz? Özellikle kadınlar daha çok mesela erkekler ilişkilerde kendilerini daha böyle geride bırakabiliyorlar. Kadınlar daha çok çabalayan, daha çok araştıran, daha da çok çözüm üretmeye çalışan. Yani baktığımızda şöyle bir ilişki yaşıyorlar, dikey bir ilişki. Aslında var olması gereken bir şey, yatay bir ilişki kurmaları gerekiyor ki daha sağlıklı olsun. Yani orada baktığımızda, evliliklerde de baktığımızda eşler daha çok annenin hem anne ve hem diyelim çalışan olmasıyla çift kariyerli olurken babanın sadece bir çalışıp gelmesi, iş adamı olması tek kariyerli gibi. Yani burada aslında oradaki ihtiyaçlar belirlenip bir yerde o yatay ilişkiyi sağlayabilmek de önemli. Yine dediğiniz gibi ihtiyaçlar belirtisinde açığa çıkması. Ama daha çok mesela erkekler işten eve geldiklerinde yorgun ve dinlenilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Mesela John Gray Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten kitabında bu durumu mesela erkeklerin kendi bir mağaraları olduğunu, stres altındayken mağaralarına çekilmesi gerektiğinden bahseder. Oradaki açıklayış şekli daha detaylı ve çok güzeldir. Tavsiye ederim izleyicilerimize. Bir daha alalım kitabın ismini. John Gray'in Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten kitabı. Burada da mesela baktığımızda da kadının yine bizim fıtratımız gereği kadınlar isterken hemen her şeyi çözsün, bir problem açığa çıkarsın. Ama erkeklerin de bir zihinsel mağarası vardır. Bir dakika birazcık orada kalayım, birazcık dinleneyim, daha sonra konuşalım, daha sonra problemi çözelim. Ama biz biraz da aceleci olduğumuz için kadın olarak da hemen her şey hızlı çözülsün istiyoruz. Bir de mesela kadınların en çok şikayet ettiği şeyler de işte eşim evden geliyor, direkt televizyon karşısına geçiyor, hiçbir şekilde benimle iletişim kurmuyor, herhangi bir problemleri çözmüyoruz. Bunlar da mesela çatışmalardan, aile özellikle ilişkilerinden çıkmaza sokan durumlardan da sebebiyet oluyor. Yani burada gerçekten de belki eşle beraber bir orta yolu bulmak zor olabilir ama en azından şu da diyebilir kadın. Ben en azından elimden geleni yaptım. Ben olabilmesi için birçok şey yaptım ya da bunun için çabalıyorum, bunun için uğraşıyorum. İlişkiyi kurmak için, düzenlemek için bir yerde ön ayak oluyorum. Bu da kadınlara, annelere daha da çok orta yolu bulmak adına ve o ilişkiyi düzenlemek adına daha kolaylıklar sağlayabiliyor. Hı hı. Şimdi bütün bunlardan bahsederken bir yandan da şunu fark ettim. Biz genel olarak anneler, eşler, çocuklar yani biraz daha genç ve çekirdek hale ne yapabilir özelinde de konuşmaya çalıştık. Şimdi bayramdan da bahsediyoruz. Bayramda da anneler ne yapabilir dedik. Evet kendi evlerinde kurdukları bir sistem vardır elbette ama böyle zamanlarda biraz esneklik payı koyabiliriz. Orada başkasıyla olan muhabbetimiz, kendi annelerimiz, babalarımız yani anneanne, babaanneler, dedelerle olan muhabbetimizi de gözeterek davranabiliriz. Oradaki sınırlarımızı da saygısızlık olmaksızın kibar bir üslupla da belirtebiliriz dedik. Ama burada biraz da daha büyükler açısından da konuşalım istiyorum. Yani onlar da acaba neler yapabilir kısmını düşündüklerinde dün karşıma çıkan bir videoda gelini ve damadı geleceği için odayı hazırlayan, temizleyip süsleyen bir annenin videosu çıktı karşıma.
çok kıymetli, çok güzel. Onlar da heyecanla bekliyorlar. Yani evlatları gelsin, özellikle de uzakta olanlar evlatları gelsin, onlarla vakit geçirsinler, geldiklerinde mutlu olsunlar. Çok emek veriyorlar. Ama bunu yaparken bazen farkında olmadan kırıcı davranışları olabiliyor. Farkında olmadan onların sınırlarına giren davranışları olabiliyor. Genelde yaşı büyük olanlar çok gençlerden tavsiye almayı, öğüt almayı sevmezler. Ama bizim izleyicilerimiz biraz daha istisna. Yaşı çok ilerlemiş olsalar da çok severek takip ediyorlar. Her zaman da belirtiyorlar sağ olsunlar. O yüzden onlara yönelik de biz de onların kalbini kırmadan bir şeyler söyleyecek olsak, hem burada sağlıklı örnekleri de vermiş oluruz böylece. Bir şeyler kırmadan nasıl söylenebiliyor onun örneğini de sizlerden duymuş oluruz. Burada biraz daha büyükler, anneanneler, dedeler açısından baktığımızda bu bayramda onlar kendi aileleri açısından acaba neleri daha farklı yapabilirler? Şimdi onlar büyüklerimiz, daha dedeler, babaanneler yetiştiği zamanlarda, yetiştiği dönemler kendi dedeler ve babaanneleriyle aynı evin içerisinde büyüdüler. Ama şu anki nesil ancak çoğu zaman bayramdan bayrama, özel günlerden evet, özel günlerde bir araya gelebiliyorlar. O yüzden de bunun vermiş olduğu çocuklarda bir daha bir heyecan belki oluyordur. Daha bir güzellikler oluyordur ama bir yandan da bir bilinmezlik olabiliyor. Çocuk bir torun babaannesiyle dedesiyle bir araya arada bir nadiren geldiği için özellikle uzakta yaşıyorsa bir bilinmezliğin vermiş olduğu böyle bir küçük problemler yaşanabiliyor çocuklar için. Yani bir çocuk zaten büyüklerinden ne bekler bayramda? Sevgi bekler, ilgi bekler, belki biraz harçlık bekler. Büyükler ne bekler aslında? Bazen şu noktada biraz dengemiz şaşabiliyor. Arada bir de gelse hizmet etme anlamında, hizmet bekleme anlamında çok beklentiye girebiliyoruz. Şimdi ne dedik? Beklentilerimizi gerçekçi tutmamız gerekiyor. Bazı gelinler ya da bazı damatlar, işte mesela damatlar kurban kesimine gidecek erkekler. Şimdi herkesin belli bir potansiyeli var ve bu potansiyel doğrultusunda insanlardan biraz beklentiye girmemiz gerekiyor. Eğer bizim damadımızda böyle her şeyi atlayan ya da işte her işi koşan bir potansiyel yoksa beklentimizi eğer bu şekilde tutarsak hayal kırıklığına uğrarız. Ya da aynı şekilde kayınvalideler için gelinleri geldi evine ve çok fazla iş yapmayı sevmeyen bir gelini var. Ne yapacağız? Beklentiyi kendimiz gibi görürsek eğer onu. Hayır, burada önemli olan değiştirmeye çalışmak değil. İşte beklentimiz bu sefer gerçekçi olmayınca ne yapıyoruz? Şunu yaptırmaya çalışıyoruz, bunu yaptırmaya çalışıyoruz. Hemen orada bir imada bulunacağız. Bir rahatsız edici bir cümle söyleyeceğiz hemen. Ya da işte değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar için de var. İdeal gelin böyle olmaması gerekiyor. İdeal gelin her işi yapması gerekiyor gibi bir onların da bir algısı var aslında. Ama bizler sabahtan beri ne konuşuyoruz? Aslında idealiteler değil burada. Önemli olan insanları olduğu gibi kabul etmek. Elmadan armut yapamayız, armuttan elma yapamayız. Elma elma ise ben bu elmayla ne yapacağım? Bazen güzel bir kek yapabilirim, güzel bir kurabiye yapabilirim. Elma ile ne yapabilirim? Buna bakmak gerekiyor. Çünkü elma eğer isterse armuta dönüşebilir. O da belki %100'lük bir dönüşüm olmaz. Ama sıfırda, onda sıfırda neydir? %10'luk bir dönüşüm de olsa. O yüzden de bayramlar dediğimiz gibi çok kıymetli. Birbirimizi kırmamamız, üzmememiz gereken günler. Her gün öyle de bayramlar ekstra öyle. O yüzden de değiştirmek yerine böyle bir laf sokmalar gibi imalar yerine güzellikle bazen bir şeyler istenilebilir. Biz zaten burada iletişimde bahsettiğimiz şey o. Evet. Bir şeyi karşımızdakine sen değişeceksin dersen eğer ben direnç gösteririm. Bu insan içgüdüsüdür. Evet. Ne yaparım o zaman? Olduğum gibi durmama vesile olur bir insana değişeceksin demek. Bir insanın gerçekten değişimini istiyorsan o zaman takdir ederek, istediğini söyleyerek söylemek çok daha faydalı olacaktır. Şimdi Büşra Hocam konuşurken benim de çocukluk bayramlarım aklıma geldi. Biz çocukken bayram sabahında yani Arife günü dedemlerin yanına gider kalırdık mesela. Her bayramımızı onlar da karşılardık ya da sabahları muhakkak kahvaltıda beraber olurduk. Ama bu pandeminin getirisiyle beraber bir yerde
insanlar daha da çok kısıtlı görüşmeye başladı. Çok yoğun tempo çalışmalardan dolayı artık bayram tatillerini daha çok kendinin dinlenebileceği bir duruma getirmiş oldu. Burada bazen büyükler de hayıflanabiliyor. İşte diyelim ki özellikle memleketinde yaşayan büyükler, bu bayramda gelmiyor musunuz? Sizi göremeyecek miyiz? İşte özledik tarzında sistemlerde de bulunabiliyorlar aslında. Burada yine onları gözetmek, onları memnun etmeye çalışmak, eğer bir yere gidilecekse de belki gitmeden önce bir onları görmek, arayıp sormak ya da diyelim ki gittiğin yerden dönüşünde muhakkak uğramak. Bir yerde büyüklerin de aslında çocuklardan beklediği şeylerin de budur. Daha çok sevgi, ilgi bir yerde, çünkü yaşlılar da büyüdüğünde bakıldığında da onların da çocukluğa evrilme gibi süreçleri oluyor. Yani bir yetişkin potansiyeli göremiyoruz yaşlılarda. Onların da ilgiye, sevgiye, bakıma bir yerde muhtacı oluyor. O yüzden bir yerde onların gönlünü de hoş etmek, yine dediğimiz gibi yanlış bir şey söylendiğinde, sonuçta herhangi bir şey söylediğinde ya da onu düzelttirmeye çalıştığında muhakkak ki biliyoruz ki o onu değiştiremeyecek ve söylentileriyle kalacak orada. Belki görmezlikten gelmek bayramda, bunu belki eşe dile getirmek, eşle paylaşabilmek, herhangi bir problemi büyüklerin var olabilecek şey. Bunları gösterebilmek ya da görebilmek de olabilir. Hı hı. Özellikle böyle zamanlarda yaşanan ve tekrar tekrar bizim hissettiğimiz kırgınlıkların da sadece o günde yaşanıp bitmediğini de görüyoruz. Yani bu bugün yaşadım bitti deyip kapatabileceğimiz bir konu olarak kalmaktan çıkıp etkisini sürdüren, bayramdan sonra da, bir sonraki buluşmamızda da, bir sonraki görüşmemizde de, hatta her gün zihnimizde taşıdığımız, orada niye bana öyle davrandı, neden bunu söyledi? Ya da belki de evlilik sürecinde yaşadıkları sıkıntılarla beraber bütün hikayeyi tekrar baştan zihinlerinde evirip çevirdikleri yeniden zihinlerinde bir sorun yumağı haline de gelebiliyor ufacık olaylar. Bütün bu kırgınlıkları, bunları zihnimizde taşımak da elbette çok yorucu oluyor. Sonrasında da çok yorucu oluyor. İşte o kırgınlıkların baştan olmaması adına da, o kırgınlıkların yaşanmaması adına da iki tarafında yapabileceklerinden bahsetmeye çalışıyoruz. Temelde anladığımız kısım biraz daha esnekliğe ihtiyacımız var. Yani karşımızdakinin de anlayış olarak, bizim de anlayış olarak biraz daha esneme payını orada koymamız gerekiyor. Ama bütün bu kırgınlıklarla alakalı bir de eşlerin kendi aileleriyle alakalı birbirinden beklentileri var. Yani hanımlar beyefendilerin ailesiyle alakalı bir sorun yaşadığında orada o beyefendinin desteğini de görmek istiyor ve tam tersi de. Orada damatlar belki de kurban kesimine gidecekler, kayınpederlerine yardım edecekler dedik. Belki çok huysuz, çok aksi bir kayınpederden de bahsediyor olabiliriz burada. Ya da orada damada kendini beceriksiz hissettirecek, yetersiz hissettirecek bir kayınpederden de bahsediyor olabiliriz. Şimdi böyle bir durumda bu beyefendinin de eşinden almak istediği, görmek istediği bir destek olacak. Ya da tam tersi, kayınvalideler belki de gelinlere kendilerini çok daha eksik ya da iş bilmez şeklinde hissettirebilir. Bunu kasıtsız bir şekilde de yapabilir. Ama burada da günün sonunda baktığımızda tekrar o takım ruhunu belki de yakalamaya ihtiyacımız var. Burada kişiler birbirlerinin aileleriyle alakalı yaşadıkları sorunlara dair birbirine, yani o takım olarak çekirdek aile kendi içlerinde nasıl bir destek mekanizması oluşturabilir? Yani bu bayram için onların bir taktiği, bir yöntemi olacak olsa acaba bunu nasıl belirleyebilirler? Evet. Şimdi biz bir problem yaşadığımızda geçmişi gün yüzüne getirmek gibi bir içgüdümüz var. Özellikle kadınlar olarak bunu pek fazla seviyoruz aslında. Çok aslında güzel bir durumdur. Geçmiş geçmişte kaldı, şu ana odaklanmak gerekiyor gibi bir gerçeklik olsa da pek bunu uygulayamıyoruz maalesef. Çünkü affedebilmek bazı yaşanan olayları, özellikle olaylar ağır olaylarsa bayağı büyük bir çaba ve emek sarf etmemizi gerektiriyor. Ama biraz affetmeye değinmek istiyorum yeri açılmışken. Çünkü insan ruh sağlığı açısından bence çok kıymetli yeri var. Evet. Ben danışanlarımda da bunu çok fazla görüyorum. O yükü taşımaya devam ettiğimizde gerçekten en büyük zararı kendimize veriyoruz. Evet. Affetmek dediğimiz şey illaki karşımızdakiyle eskisi gibi olmak, samimi olmak, o sınırları tekrardan yok etmek değildir. Kin, öfke gibi olumsuz duygulardan ayrışıp daha olumlu duygulara dönüşmektir aslında.
Çünkü affetmediğimde bir insanın bunun bedeli benim fizyolojik ve psikolojik sağlığımdan çıkar. Bu açık ve net. O yüzden de bu insan bize hata yapmış olabilir herhangi bir insan ama bu hata, yaptığı hatanın üzerimdeki yükünü devam ettiren kişi de ben oluyorum karşımdakini affetmeyerek. Bir öğreti var. Bir baba çocuğuna işte bu affetme konusunu öğretirken çocuk işte insanlara karşı kırıldığından bahsetmiş babasına. Çocuk babası demiş ki her kırıldığın kişinin adını bir patatese yaz ve çuvalına at. Çocuk işte yazmış isimleri, kırıldığı kişilerin isimlerini yazmış, atmış, yazmış, atmış. En sonunda babası demiş ki baba bu çok ağır bir yük olmaya başladı benim için. Ben ne yapacağım bu çuvalı? Demiş ki affettiğin kişilerin ismini oradan çıkar. Çocuk başta tabii hepimizin olduğu gibi affetme konusunda sıkıntılar yaşamış, affedememiş ama şunu fark etmiş. Ben olan bana oluyor şu anda. Bu yükü taşıyan benim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir isim atmış, iki isim atmış, bakmış bu çok rahatlatıcı bir şey. Bütün çuvalı boşaltmış ve bu çocuk için aslında güzel bir öğreti olmuş. Bizim için de öyle. Affetmediğimiz insanlar bizim zihin hapishanemize takılır kalır. Biz zincire bağlarız onu. Biz zincire bir insanı bağladığımızı düşünelim. Bu sefer aklımızda hep ne olur? Benim bu zinciri bırakmamam lazım olur. Ne yemek yiyebilirim, ne hayatıma devam edebilirim. Çünkü aklım, zihnim sürekli orada takılı kalır. Affetmemek bu demek aslında. O yüzden de biz evet belli başlı olaylar yaşamış olabiliriz kayınvalidemizle, kayınpederimizle. Ama bunları şu anda hala taşıyor olmak bize zarar, evliliğimize zarar. Her şeyden önce ruh sağlığımıza zararlı. Peki bizler eşimizin ailesiyle bir problem yaşadık, soruya gelecek olursak. Ne yapacağız? Şikayet mi edeceğiz eşimize? İşte senin annen bana şöyle yaptı, senin babam geldi bana işte kendimi yetersiz hissettirdi. Hep böyle yapıyor zaten gibi. Ya işte iletişimde en önemli şey üslup. Yanlış üslup doğru sözün celadıdır diye bir söz vardır. O yüzden de yapmamız gereken şey doğru üslup kullanıp doğru söz söyleyebilmek. Eşimize direkt şikayet etmek yerine sonuçta o da onun annesi ne yapabilir? Ya da bu da benim babam ben ne yapabilirim? Değiştiremem bu saatten sonra insanları ama burada araya bulmak da aslında bizim görevimiz oluyor. Konuşacağım diyeceğim ki hem annemle babamla konuşabilirim bu konuda hem eşimle konuşabilirim ama burada orta yolu bulmak o ortadaki kilit kişi kimse aslında ona kalıyor. Ama şikayet eden kısımda olan kimse de şikayet etmemesi gerekiyor açıkçası. Çünkü karşısındakinin annesi ya da babası söz konusu oluyor. Sadece doğru bir üslupla problemi dile getirebilir. Çünkü problem varsa ortada çözülmesi gerekiyor. Alttan almak ya da üstünü kapatmak da başka türlü şeylere sebep olduğu için. O zaman ne yapacağız? Belki o esnada değil, bayramda değil ama bayramdan sonra. İşte normal bir zamanda konuşurken eşimize. Ya babam genelde kendime bana bunu hissettiriyor, yetersiz hissettiriyor. Bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? Babanla mı konuşalım, bir araya mı gelelim ya da işte sen ne yapabilirsin gibi bir çözüm bulmak gerekiyor. Orada sadece eşlerin birbirine destek olduğunu görmesi, yani bir sorunu paylaştığında belki o sorun ortadan kaldırılabilir bir sorun da değil. Kendi güçleri iki tarafında gücünü aşan bir sorun da olabilir. Ama o sorunu paylaştığında aldığı tepki bile başlı başına o rahatlamayı sağlayabiliyor. Kesinlikle. O yüzden burada çok net bir şekilde belki de şunu söyleyebiliriz. Eşiniz yaşadığı sorunları sizinle paylaştığı zaman o sorunu çözmeye odaklanmaktan önce onu anlamaya ve ihtiyacı olan desteği vermeye odaklanabilirsiniz. Çünkü orada belki de ihtiyacı olan şey o sorunun tamamen ortadan kaldırılması da değil. O sorunu neden yaşadığıyla alakalı çok da büyük bir derdi yok belki de. O sorun başına geldikten sonra hissettiklerini paylaşma ihtiyacı duyuyor. Zaten kişiler kayınvalidelerinin, kayınpederlerinin huylarının artık aşina oluyorlar. Ona dair her gittiğinde farklı şekilde davranmasını beklemeyi bir yerden sonra bırakabiliyorlar ve evet artık böyle birisi. Peki böyle birisi ve beni rahatsız eden bazı durumlar var diyelim. Ben bütün bu durumlarla baş edemiyorum ve eşimle bunu paylaşıyorum. Peki eşim bana destek olup sadece ya evet biliyorum çok yoruluyorsun, üzülüyorsun, keşke böyle davranmasa. Ben de bununla alakalı şunu yapabilirim ya da belki de hiçbir şey yapamam. Çünkü herkesin aile yapısı farklı. Ama ben senin üzüldüğünü biliyorum. Tamam, biz ondan sonra seninle şöyle bir şey yapalım. Bayramdan sonrası için böyle bir plan yapalım. Oradaki sorun haline getirdiğimiz kısma odaklanmak yerine biz kendimiz kendi takımımız için ne yapabiliriz? Kendi takımımıza nasıl yatırım yapabiliriz? Odaklandıkça orada kişiler şunu hissedebiliyor. Evet ben burada bir zorluk yaşıyorum ama eşim benim yanımda. Eşim karşıda değil ya da eşim ortalıklarda yok şeklinde bir algıda değil. Eşim benim yanımda bana destek oluyor.
ben bir sorunu yaşadığım zaman destek alabileceğim bir alan var kısmını hissetmek bile başlı başına bizi oradan çıkartabiliyor. Kadın erkek arasındaki farklılıklardan bahsettik ya, orada hep ihmal ettiğimiz kısım kadınların duyguyu paylaşmaya ve duygusunun anlaşılmaya ihtiyacı var. Ama erkekler bu ihtiyacı okumak yerine sorun çözmeye odaklanıyorlar. Bu sorunu nasıl halledebilirim? Nasıl çözüm yolu bulabilirim? Ya da yaşadıkları durumla alakalı bir paylaşımda bulundukları zaman, tamam sen de ona öyle söyleme o zaman. Bir dahaki sefer he deyip geçiver o zaman. Ama orada kadının ihtiyacı ne yapacağının söylenmesi değil. Aa evet, sen bu duruma üzülmüşsün. Sadece bunu duymak bile çok daha kestirme, çok daha kolay bir yol olabiliyor. O yüzden zihnimizde yeni bir yapılanmaya gitmeye ihtiyacımız var. İlk aklımıza geleni yaptığımızda bizi çözüme götürmüyorsa artık ilk aklımıza geleni yapmayacağız. O zaman artık farklı bir şey yapacağız dediğimiz noktadayız. O yüzden bütün bu yeni değişim için, yeni dönüşüm için artık ben farklı bir şekilde nasıl düşünebilirim kısmını belki de burada takip etmemiz önemli olacaktır. Evet Tuğçe Hanım. Bir de şöyle bir şey var ilişkilerde, aslında bunlarla karşılaşıldığı zaman karşılıklı olarak takdir ve teşekkür etme. Hı hı. Bu da ilişkiyi, evet, çok öne süren şeylerdir. Diyelim ki anneyle bir çatışma içine girip sessiz kaldığında eşinin annesiyle özellikle, eş orada teşekkür ederim, gerçekten böyle bir durum karşılandı ama sen anneme saygısızlık yapmadın, böyle yaptığın için çok mutlu oldum, çok memnun oldum sözler de aslında bir yerde o kadının anlaşıldığını, yine de doğru bir şey yaptığını, takdir görüldüğünü bir yerde onu hissedebiliyor. Çünkü ilişkiler çok önemlidir. Birçok şeyde öyle. Yapılan her şeyde takdir ve teşekkür insanı bir üst konuma daha ilişkide, özellikle o yatay dediğimiz ilişki biçimine de götürmüş oluyor. Bir de her şeyden önce insan olduğumuzu hatırlamak. Bu da çok önemli bir şey. Evet, belli rollerimiz var. Belli başlı problemler yaşıyoruz. İnsanlarla karşılaşıyoruz. Ama öyle bir şey ki hem kendimizin insan olduğunu hem karşımızdaki insanın da insan olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yanlışlar yapılabilir, hatalar yapılabilir. Burada bu toleransı kendimize ve karşımızdaki insanlara da vermek gerekiyor ve bununla beraber, insan olmakla beraber birey olduğumuzu, belki de o senin meselen olmayabilir ama orada ortada sen varsın. Bunu bir yerde senin çözebilmen gerekiyor. Hani eş nereye, bir yerde çaresiz kalabiliyor aslında böyle çatışmalardan, problemlerden. Yapabileceği bir durum olmuyor. Yine kendine dönerek, o kendi bireyselliğine bakarak, o sizin de dediğiniz gibi kendi içinde olayları ve duyguları da çözmesi gerekiyor. Burada yavaş yavaş artık sona gelmişken, yaklaşık son 5-6 dakikanın içindeyiz. Belki şunlardan bahsetmek de kıymetli olabilir. Bütün bu bahsettiğimiz destek ihtiyacı, anlaşılma ihtiyacı, kendimizi doğru şekilde ifade etme ihtiyacı ile alakalı hep en başında da belirttik ya, dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Önce ne olup bittiğini, kendi içimizde ne olup bittiğini yakalamamız gerekiyor diye. Bu bayram özelinde de düşünecek olursak, sonrası için de düşünecek olursak, kendimizle alakalı göz önünde bulundurmamız gereken durumlar neler olur? Yani önce kendi içimizde olan biteni nasıl yakalayacağız? Tamam yakalayalım ama hiç yapmamışım daha önce. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bununla alakalı neye dikkat etmem gerekiyor? Bu değişimi başlatmak için öncelikli olarak kendimde fark etmem gereken durumlar neler oluyor? Bunlara nasıl odaklanabilirim? Belki de bunun nasıl yapılacağı kısmına da örnekler verebiliriz. Tamam hocam, buyurun. Biz buna kendini tanıma sebebini hoş geldin diyoruz genelde danışanlarımıza. Kendini tanımak dediğimiz şey çok kadim bir öğreti. Apollon'un tapınağında da yazar kendini tanı diye. Bizim dinimiz için de çok kıymetli bir yeri var. Nefsini bilen kendini bilir gibi devam eder. Demografik bilgilerimi bildiğim gibi, adım soyadım, anne adım, baba adım vesaire, bunlara ne kadar net cevap verebiliyorsam direkt gözüm kapalı cevap veririm bunlara. Aynı şekilde sınırlılıklarıma, sorumluluklarıma, bana iyi gelen şeylere, iyi gelmeyen şeylere, güçlü yanlarım neler, zayıf noktalarım neler, duygularım ve düşüncelerim nelerdir, şu insandayken şu duyguyu hissediyorum, neden bunu hissediyorum gibi bu sorulara ve bir sürü sorusuna cevapları net bir şekilde verebilmemdir aslında. Kendimi tanıdım, bittim artık, tamam gibi bir şey söz konusu değil. Yunus Emre der ki, oldum demek öldüm demektir. Yani hiçbir zaman tamamen kendimizi tanıyamayacağız. Çünkü insan dediğimiz varlık
sürekli değişken bir varlık, sürekli sabit bir varlık değil yani. Hep bir değişim, dönüşüm ve olgunlaşma içerisinde olduğumuz için evet ben bugün kendimi tanıyorum, bugün bu özelliğimi keşfediyorum, yarın bu başka bir yere evrimleşebiliyor. O yüzden de bu bir süreç ve gerçekten ne zaman biter? Son nefesimde bitecek olan bir süreç. Önemli olan bir bayram buna mesela vesile olabilir, niyet edelim. Ben artık kendimle biraz daha ilgileneceğim. Çünkü yoldan geçen bir yabancı kadar yabancıyız kendimize. Evet. Yoldan geçen bir yabancıya değer kıymet verir miyiz? Emin olun kendimizden daha çok değer kıymet veriyoruz. Çünkü kendi çoğu danışanımızda şunu görüyoruz. Kendi varlığının bile farkında değil. Hı. En azından yabancıyı görüp varlığının farkındayız. Biz kendine değer, kendine sevgi, kendine şefkat üzerine çok fazla çalıştığımız için, çünkü bence bütün problemlerin ana temel sebebi bu. O zaman ne yapıyoruz? Bir ancak sevdiğim bir insana, tanıdığım bir insana değer veririm, kıymet bilirim. Bu da ancak tanışarak oluyor. Önce bir kendimizi tanıma sebebine girdikten sonra o zaten kendimize olan değer ve sevgi konusundaki gelişimde bir şekilde oluşmaya başlıyor. Şimdi şu çok önemli. Ben buraya etiketli bir yazı, tişörtler var ya, ne yazarsam insanlar da bana o şekilde muamele yapıyor. Biz ne diyoruz seanslarımızda? Neden geliyorlar genelde bize? Bana bunu yaptılar. İşte bana kendimi değersiz hissettiriyor insanlar. Bana kendimi yetersiz hissettiriyor insanlar. İşte ben buraya ne yazdıysam insanlar onu okuyup bana o şekilde muamele yapıyor çünkü. O zaman ben neyi sağlıyoruz seanslarda? Bu yazı değişebilir ya. Ben bu yazıyı değiştirebilirim. Bunu değiştirmeye başladığımda ne oluyor bu sefer? İnsanların bana karşı tavrı ve davranışları değişmeye başlıyor. O yüzden de ruh sağlığımız açısından kendimizi tanıma yolculuğuna girmek gerçekten çok önemli. Bir de ilişkilerimiz de çok önemli. Hı hı. İlişkilerimizi değerlendirebiliyor olmak da çok önemli. İşimizde olan, arkadaşlarımızla, ailemizle olan ilişkilerimiz. Çünkü bazı insanlar bize iyi gelmezler. Bu bir arkadaş olabilir. İyi gelmeyen insanlar da bizim enerjimizi sömürüyorlar açıkçası. Sözün canı vardır. Hiçbir söz bir yok olmaz, boşlukta asılı kalır ve bir gün bize kesinlikle etkisi olur. Bir Japon su deneyi vardır hepimizin bildiği. İyi sözler söyleniyor bu suya, diğerine kötü sözler söyleniyor. Sonra karşılaştığında ne oluyor? İyi sözler söylediğinin molekülleri daha da çok artmış. Evet. Biz neyiz? Dörtte üçümüz su. İnsanların bizim üzerimizde çok büyük etkileri var. Aynı şekilde iyi insanların, bize iyi gelen insanların da o şekilde etkisi var. Bu yüzden de beraber hemhal olmak, beraber vakit geçirmek de çok önemli. Bize iyi gelen insanlarla beraber ruh sağlığımız açısından neye dikkat etmek gerekiyor dersiniz. Ben son olarak bunu söylemek istedim. Hem kendimizle olan ilişkimiz hem de diğer insanlarla olan ilişkimiz çok önemli bizler için. Evet, birkaç cümleyle Tuğçe Hanım'ın da ekleyeceklerini alalım. Bu kendini tanıma sürecinde aslında ilk olarak farkındalıkla başlamakla beraber kendini dinlemek, o duyguları fark etmek, hangi duyguları hissediyorum, bu duygular neden açığa çıkıyor gibi sorularla ilk olarak başlayabilirler. Bir de hayata zaten geliş amacımız sadece insan olmakla beraber bir de tekamül süreci, gelen imtihanların da sıkıntıların da bize getirdiği bir tekamül sürecimiz var. Her zaman evrileşiyoruz. Şunu sormak gerekiyor, dönüştüğüm şey ne, neye dönüşüyorum? Neye dönüşmek istiyorum? O dönüşüm noktasını da aslında bulmaya çalışırsak o soruyu daha kolay bir süreçte devam edebilirler. Çok teşekkür ederim. Her ikinize de ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. İnşallah bir değişimin, bir dönüşümün başlangıcı olsun bu sohbet. İnşallah. Ve bu sohbetle beraber inşallah her birimizin ilişkisi, her birimizin aile hayatı daha muhabbet dolu, daha sevgi dolu olsun diyelim. Bu bayram için temennimiz artık biraz daha muhabbet odaklı, sevgi odaklı. Eleştirmek yerine, kalp kırmak yerine, birbirimizden uzaklaştırmak yerine sevgiyi yeşerteceğimiz, muhabbeti yeşerteceğimiz bir bayram olsun inşallah. Bu temenniyle bayrama girelim. Hepimiz kurbanı sadece et kesmek olarak algılamamamız gerektiğini biliyoruz. Kurban aslında bizim için bir sembol ve en çok sevdiğimizi, en çok kıymet verdiğimizi kurban ettiğimiz zaman gerçekten özgürleşiyoruz. Bu özgürleşmeye niyet edelim. Bunun İnşallah. İçin dönüp dolaşıp takılı kaldığımız, bizi engelleyen noktaları bulalım, kendimizi ketlediğimiz noktaları bulalım. Böyle bir niyetle bugün mübarek günde, dualarımızın kabul olduğu bugün de biz de dualarımızı kendimizi daha iyiye taşımak ve daha hayırlı insanlar olmak yolunda da etmeye çalışalım. Birbirimizi de dualarımızla eksik etmeyelim diyelim. Sizlerden de dualarınızı bekleriz efendim. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.